Efendim herkese iyi geceler. Sıra dışı stratejiye hoş geldiniz. Yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Olanı biteni en anlaşılır şekliyle ele alacağız. Masaya yatıracağız. Ezber bozacağız. Yine soluksuz izleyeceksiniz. Kemal Olçar bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, yayınlar. Sağ olun. Gafar Yakınca hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi dün değil bir önceki gece Türkiye'nin bir misafiri vardı. Misafir tırnak içerisinde. Karadenizlerin bir lafı var. Ne diyor? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diyorum ama söyleyeyim, Trabzonlar falan kullanır. Misafir ne de kafir falan derler. ama bunu herkese demezler. Misafirperverdirler. Misafirin mendeburuna derler. Misafirin mendeburuna derler. Şimdi Billy geldi, Billy. Bu Billy ismini ben taktım ona dün itibariyle. Bibi var. Benjamin Netanyahu. Benjamin diyelim değil mi onu? Benjamin Netanyahu. Anthony Blinken. O da Billy. İkisinin ortak özelliği Siyonist olmaları. İkisinin elinde de masum, mazlum Filistinlerin kanı var. Biri katlediyor, biri de silah gönderiyor. Dün gece, önceki gece geldi. Verelim onu. Bu değil. Önceki gece geldi görüntüsü bu değil arkadaşlar. Önceki gece geldi. Uçağının iniş görüntüsü. Evet. Karşılama artı tabii, görüşme. Tabii. Bu şimdi görüşme safhası. Dünkü görüntü. Önceki gece geldi. Uçağından indi. Dur. Tamam. Şimdi apronun ışıklarını yakmamışız. Boşuna enerji tasarrufu olmasın. Esrafı olmasın diye değil mi? Halı malı da yok. Halı malı da yok. Dışişleri Bakanı karşılamadı, yardımcısı karşılamadı, Ankara Valisi karşılamadı. Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Bey karşıladı. Bir not düşelim orada. İzleyicilerimiz bilmiyor olabilir. Türkiye'deki bütün büyük havalimanlarında bir vali yardımcısı vardır. Yani havalimanları bir vali yardımcısı tarafından yönetilir. Mesela Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Valisi'ne bağlı yardımcılardan birinin görev yeri orasıdır. Sabiha Gökçen'in valisidir. Valisidir, evet. Oranın da valisidir. Oranın da valisidir. Aynen öyle. Yani bizim kamu düzenimiz içinde böyle bir düzenleme biçimi var. Dolayısıyla buradaki Sayın Vali Yardımcımız Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan sorumlu olan kişi. Zaten görev yeri orası. Yani odasından çıkmış. Bir 5 dakika bakayım. Şöyle bir 3-5 dakika kadar yürümüş. Blinken'i karşılamış. Yani vali yardımcısı da böyle şöyle düşünülmesin. Yani görev yeri valilik olan vali yardımcılarımızdan biri değil. Görev yeri orası olan bir bürokratımız çıkmış. Zaten şöyle bir görevi de var o bürokratlarımızın, vali yardımcılarının. O havalimanına gelen devlet erkanı, diplomatik erkanı karşılamak, uğurlamak gibi onların görev tanımı içinde yer alan bir şey bu. Yani rutin bir görev. Yani. Rutin bir görev. Yani özel, aynen, özel bir görev değil. Yani zor iş ama. Şöyle söyleyeyim. Mesela gelen, mesela Blinken değil de mesela Senegal Spor Bakanlığı müşaviri olsaydı ya da efendim diyelim ki Etiyopya Mali İşler Bakanlığı yardımcısı olsaydı, onu da Sayın Vali Yardımcısı karşılayacaktı, uğurlayacak. Çünkü bu diplomatik bir görev ve hocam dediği gibi rutin bir görev. Yani özel bir şey değil yani. Öyle anlaşılmasın. Sakın ha yani. Kızılay'daki ofisten ya da işte valilikteki ofisten kalktı ya da evinden, orandan kalktı oraya, öyle bir şey yok yani. Vali Bey'in görev yeri orası zaten Sayın Vali'nin. Ve de vazifesi icabı gitmiş bir devlet erkanından birisi geliyor. Çok da istemediği bir görev gibi anlaşılıyor. Yani vazifesini yapıda bir yok. Evet, öyle söyleyelim. Bazı görevler vardır. Böyle hani ya niye bana denk geldi falan, hani başka biri evet, yok muydu tarzı bir şey de var ortada. Ama tanıdık. Ama Namık Kemal Bey'i tanıdık. Bu vesileyle. Ya vallahi işte bir, şimdi adama da abi yani birinin bunun elini, bu eli birini sıkması lazım. Çünkü gidecek sonra bizim Dışişleri Bakanımız da el sıkışacak.
İşte Kemal Hoca'nın da o yüzden parantez açtı oraya. Hadi o da o istenmeyen bir görev. Yani ben pek, olmasaydım keşke. O da pek hevesli değildi bu işe. Bana denk gelmeseydi demiş. Tarih beni böyle yazacak diyecektir ileride. Büyük evet, bir pişmanlık olacaktır ama evet, vazife görev. Görev zaman tabii devletin görevi. Verilebilir bir şekilde. Yok. O had bildirmelerden birinin parçası olmak parçası da güzel. Parçası da bendim diye ansın. Tabii. Parçası belki de, olmak evet, da ikinci yani planda o da var. Tabii. Doğru söylüyorsun. Tabii şöyle oldu yani. Biz Namık Kemal Bey'i kendini süper güç zanneden, dünyaya posta koyan Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numaralı adamıyla eş düzeyde şey yaptık, protokolde evet, yer verilmiş evet, oldu kendisine. Yani. Nitelik olarak tabii bir miktar katille iş tutan, hatta bana göre direkt katilin evet, azmedetrisi olarak böyle bir tabii sıfatı da var. Bir kere zamanlama. Niye gece intikal ediyorsun, gece geliyorsun? Evet. Karanlıkta sinsice korka korka bir suçluluk psikolojisiyle oraya geliyorsun. Geldiğin zaman karşılaşacağın şeyi de biliyorsun, muameleyi de biliyorsun çok büyük ihtimalle. Çünkü protokoller uçak esnasında takdim edilmiştir. Çünkü orada gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de misyonları var, değil mi? Hı. Tabii tabii. Karşılığı. Büyükelçi onlar orada. Onlar aktarmıştır karşılamanızı. Büyükelçi, ya büyükelçinin işi orada. Biz bunun türküsünü bile yapmışız hocam ya. Ah gece gelme gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım gayrı. Yok öyle ya ama. Tenhada menhada olmaz bu işler. Belki evet, Kemal Hoca'nın dediği gibi bilerek gece gelmeyi de tercih etmiş olabilir yani. Zaten Türkler beni bir affedersiniz özür dilerim yani bir laf var. Tamam anladık anladık. Deme anladık. Yok ya diyeyim ne var? Deme. Ata ters bindirecekler beni. Ata ters bindirecekler beni. Bunu yapacaklar. Bari gece gideyim de ya en azından mazeretimiz olsun. Deriz ki ya işte bu Türkler uykuyu çok seviyor. Kalkmadılar, gelmediler falan deriz. Ya da gece falan, çok az görüntü verebilirler. Az anlamda, görüntü verir. Evet, o yüzden gizli saklı böyle sanki bir ziyaret gibi gözüküyor. Tabii burada bir şekilde Antony Blinken mi diyorsunuz siz? Blinken. Blinken diyen var. Ben genelde Blinken'i tercih ediyorum. Gaffar yakınca Blinken der. Ben Blinken ben de Blinken diyorum. Cia der. onun özel bir Türkçe çok okumaya çalışıyor. İyi derecede İngilizce konuşmasına rağmen kasten öyle yapıyor. Kasten bu tür şeyleri yapıyor. O zaman Siyonistim diye ilan ediyor kendisini. O zaman şey yapmak lazım. Onu Siyon Dağı'nın devam etsek mi bu cümleyi? Ya, yeter o kadar hocam. Siyon Dağı'nda bir yer tahsis edelim tahsis anlamda etmek söyleyeyim. Lazım. Orada evet, çok daha mutlu olacağından eminim. Ben bugün bir yazı yazdım. Dün hadi bakalım YouTube yayınında da bu meselenin üzerine durdum. Şimdi buradan devam edeceğiz onu söyleyeyim. Kendisi İsrail'in katliamları sürerken İsrail'e gitmiş. Kaç defa gitti? İsrail'e gitmiş. Ve burada Amerikan Dışişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak bulunuyorum demişti. Biz oradan ne anlıyoruz? Katliamları övüyor, destekliyor, arkasında duruyor, buna itiraz etmiyorsa Siyonist olduğunu anlıyoruz. Yani ben burada bir Siyonist olarak buradayım demişti. Biz de kendisini bir Siyonist olarak karşıladık. Bir Dışişleri Bakanı olarak karşılamadık. Hak ettiği muameleyi evet, yapmış. Hak ettiği muameleyi yapmış. Tabii şunu da söyledi. Yani açıkça koşulsuz destek verdiğini, bu olayları da İsrail'in kendini savunma hakkı olarak gördüğünü söyledi. Bu da zaten bir Siyonist bakış açısıdır. Yani şu an dünyada Siyonistler dışında bu olaylara böyle bakan kimse yok. Oralara geleceğiz. Şimdi devam edelim. Geldi. Burada çok diplomatik anlamda çok düşük alt seviyede bir karşılanma oldu. Diplomatik manada söylüyorum. Bu büyükelçi. Kendi büyükelçisi. Kendi büyükelçisi. Hanımefendi büyükelçinin eşi zannediyorum. Öyle hoş geldiniz. Tamam devam edin. Sonra o elini cebine sokan bizden birisi değil tabii onu değil, söyleyeyim. Evet. Yani biz alt seviyede karşılarız ama elini cebe sokma falan bunlar Amerikalıların küstahlıkları tabii yani. Yani karşında bakan var sen büyükelçisin. Yani tabii canım. Alt seviye demeyelim hocam da belki denk bir seviyede karşılamadık. Öyle tabii tabii öyle evet, değil. Daha doğru. Namık daha Kemal doğru. Bey de alt değil tabii. Böyle yanlış olmasın. Değil. Yanlış olmasın. Denk düşmeyen. Ya bu protokolde denklik, denklik mütekabiliyetlik çok evet, önemlidir. Evet. Çok dikkate değer mesajlar aktarmak evet, için yapılır genelde bu işler. Yok yani. Zaten kargo uçağıyla getirmişler arkadaşı. Yok kargo uçağı değil. Kargo onunla uçağıymış. Yok be geri dönerken buna binmedi o zaman. Başka uçağa mı niye? Kargo uçağıymış öyle diyorlar. Dönüşünde kargo uçağı yoktu. Bunu bilmiyorum da. Zaten uçağın altından iniyor dikkat etsene. Oradan bir merdiven açılıyordur belki. Hı. Yani dönüşte çünkü bindiği uçak şey üzerinde Amerika Birleşik Devletleri yazıyor. Başkanlık uçaklarından bir tanesine biniyor dönüşünde. Hı. Bu geldiği bir olabilir. Ya tabii şimdi Kemal Hocam bu yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir valisi, vali yardımcısı, emniyet müdürü, efendim bir polis memuru,
bir karakoldaki bekçisi hepsi bu adamlardan daha yüksek rütbeye, kesinlikle daha yüksek kıymete sahip yani. Evet. Onu şimdi atlamayalım. Tabii, tabii. Gündüz geldi, Hakan Fidan'la bir araya geldi. Tabii burada mesajı aldı. Hakan Fidan'la bir araya geldi. Hakan Fidan soğuk bir karşılama yaptı. Ben dün demiştim bütün dünya bunu yazacak, çizecek, edecek diye. Evet. Burada da yine bayağı gergin. Yani yüzünden düşen bin yüzünden parça. Düşen bin parça gerginliğini görüyoruz. Burada yine aynı şekilde devam ediyor. Tabii biz bunlar olurken bunları yazıp çizdik, konuştuk. Sosyal medya yıkıldı. Bir de tabii ortak basın toplantısı yapılmadığı için yani gazeteci, evet, olarak tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. İçeriden sızan bazı bilgiler var. Onu şimdi asıl hikaye burada. Burada bir dur. Burada bir dur. Şimdi anladığım kadarıyla tüm bu protokol ağırlamalarındaki bu soğukluğu, maruz kaldığı soğuk duşları, son bir fotoğraf karesiyle bu Batılıların böyle bir şark kurnazlığı vardır. Tabii. Batılıların şark kurnazlığı. Biraz şey oldu ama. Öyle. Bir şark kurnazlığı vardır bunlarda. Öpecek. Bir şey yokmuş falan filan denecek. Şu dakikaya kadar bütün basın, Hakan, Batı basını da onu servis etti. Tabii. Tek şu dakikaya kadar Hakan Fidan'ın sergilemiş olduğu tutum, davranışı bir çırpıda bitirecekti. Ya siz uydurdunuz. Yok soğuk karşılamaymış, yok, yok. Adamlar baksana sarmaş dolaş falan. Tamam? Tabii. Bir tezgah. Kendince bir pusu kuruyor Hakan Fidan'a. Öpecek ve o görüntüyü aldıktan sonra bu servis edilecek. Ver şimdi. Öpemezsin. Öyle uzak dur ha. Bak bir adım da geri çekiliyor Hakan Fidan. Elinin dışıyla da ittiriyor. Öpemezsin. Ha. Sonra bozuluyor. Evet, evet. Ha. Öpersek biz öperiz. Burada durum üstünlüğü elde etmeye çalıştı. Evet. Jestlerle bir mesaj aktaracak. Şu ana kadar yapılan muamele üzerine ben Sayın Bakanınızla son derece samimiyim ve ilişkilerimiz son derece itidalli. Gayet de düzgün kararlar alacağız. O yüzden bu durum üstünlüğünü ben yakınlaşarak, temas kurarak, dokunarak bir şekilde mesajı aktarmaya çalışacak diye düşünüyorum. Ama tabii Sayın Hakan Fidan bu konuda çok tecrübeli. Eline dikkat edin. Eli üstte de zaten. Evet. Yukarıdan yani, tutuyor. Şöyle değil, şöyle üstten tutuyor böyle. O bir kuvvet uyguluyor orada. Bir basınç uyguluyor yani. Ki Hakan Fidan da yani öyle sportif... Muhatabını iten, geriye doğru iten basınç. Zaten o şekilde kurtuluyor. Ben ya meslektaşımız Serdar Sarı da yad edelim. Çok güzel bir tweet attı bugün. Onu paylaşmak için. Yani spor gazetecisi biliyorsun Serdar. Çok yılların gazetecisi. Futbol uzmanı. Diyor ki bunca yıldır futbolun içindeyim. Rakibinden böyle kurtulan bir futbolcu bile görmedim. Tebrik ederim Sayın Bakanım demiş. Yani bir futbolcu bile görmedim diyor. Gerçekten bu yani bayağı adam hamle yapıyor yani böyle o şey için. Rakip olarak değerlendiriyor. Evet, tabii. Anladığımız kadar. Şimdi, Serdar da pozisyonu değerlendirmiş. Yani pozisyonu çok iyi bir şekilde. Şimdi ben ilk kez bir şey söyleyeceğim. Hakan Bey. Blinken'in Türkiye'ye gelişine ilişkin birçok mesele konuşuldu. İşte dendi ki zaman kazanma çabası. İşte İsrail adına zaman kazanmaya çalışıyor. Türkiye'yi orada biraz durdurmaya çalışıyor. İşte Türkiye'ye geldi. Gündemde şunlar vardı. Ne var? 3 saat bir görüşme oldu. Bu görüşmede insani yardımlar, efendime söyleyeyim ateşkes, iki devletli bir çözüm, buna benzer konular konuşuldu falan. Benim şahsi inancım şudur ki Blinken Türkiye'ye tek bir sebeple geldi. Öpüşme fotoğrafını verir misin? Öpüşme çabası. Blinken'in Türkiye'ye gelmesinin tek sebebi bu fotoğraf karesini alıp gitmekti. Olabilir yani. Bunun olabilir. Müslüman coğrafya üzerindeki, dünya üzerindeki etkisini bir düşünsenize. Yıkıcı etkisi olacaktı. Yani şimdi Hakan Fidan'ı oradan çek, Suud prensini koy oraya. Blinken'la sarmaş dolaş. Hiç sorun değil, o olabilir zaten. Hayır. Yani, ya da bir başkasını koy. Tamam mı? Müslüman dünyadan bir başkasını koy. Ve biz oturuyoruz. Bunlar sarmaş dolaş. Bak bu bir tuzak. Bu sevgili Turgay Güler,
İyi bir yere yakalamış mıyım? Hakan Fidan, bence muhteşem bir yeri, evet, yakalıyorsun. Şimdi şöyle, bir defa mantık doğru. Şundan dolayı doğru. Yani tam doğru bir enformasyoncu gazeteci mantığı. Ben de öyle okuyorum. Şimdi birincisi, Türkiye'den alabileceği bir şey olmadığını biliyor. 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 Ne alacaksın zaten? Hiçbir şey alamazsın. İsteyeceğin şeyler belli. Hava civa yani. Hava civa. İran konusu var. Şimdi gelirse konuşuruz, evet, yani. Neyin ne olduğu belli. Herkesin rolü açılmış vaziyette. Bütün kartlar açılmış. Türkiye'nin de kartı açılmış. Yani Türkiye'nin de elinde saklı bir kartı yok yani. O da açmış. Biliyorsun. Dolayısıyla bir şey alacaksın. Niye geldin o zaman sen buraya? Demek ki asıl şu mevzu. Peki bu çok etkili bir şey olur mu? Olmaz olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Herhangi bir Müslüman... Yalnız ilk dakikadan itibaren yememişiz. Evet, ilk dakikadan itibaren yememişiz tabii. Çözmüşüz. Çözmüşüz. Yani. Çözmüşüz. Okumuşuz. Çözmüşüz. Tamam. Hikaye okumuşuz. Şimdi Müslüman coğrafyadan herhangi bir liderin, herhangi bir bakanın, üst düzey devlet görevlisinin bir Amerikalıyla, bir Siyonistle, daha doğru söyleyeyim Kemal Hoca'nın dediği adını koyan bir Siyonistle sarmaş dolaş fotoğraf vermesi herkesin yüreğini kanatır ve yıkıcı moral etkisi olur. Ama mesela Suud'dan birisiyle bu hareketi yapmanın öyle yıkıcı etkisi olmaz. Evet. El Arabiya televizyonu daha bugün yayında, işte bir tane bizler gibi bir uzman şifa hastanesinin, yani bombalanan şifa hastanesinin Hamas'ın askeri üssü olduğunu anlatıyor. Suudi Arabistan'ın devlet televizyonu bu. Orada konuşuyor. Yani onların çok yıkıcı etkisi olmaz. Mücadele edenler açısından özellikle. Çünkü herkes, doğru, kimin ne olduğunu biliyor. Herkes neyin ne olduğunu fark ediyor. Ne deriz ha, o zaman diyeyim ben işte. Ha, ama Hakan Fidan'ın, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın o pozu vermesi gerçekten tüm İslam dünyasında, ama en önemlisi de özellikle de Filistin'de direnenler nezdinde yıkıcı etkisi olurdu. Onu çok hesap etmişti. Evet. Bence çok doğru yerden yakalıyorsun. Şimdi, ama yememişiz bunu biz. Yememişiz. İkincisi, hakikaten bu çok değerli ya. Şimdi bu ne var işte falan diyorlar ya. Bu çok değerli. Kemal Hocama sorarım bunun değerini birazdan. Şimdi burada bu fotoğraf karesini alabilse bir tek bu servis edilecek ve bu konuşulacak. Ya bir fotoğraf karesi var. Sen onu YouTube'da gösterdin. Bu Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu zaman. Var. Var mı o da? Versenize. Mesela bir başka bir fotoğraf karesi var mesela. O, bir onu göreyim. Hillary Hanım da gelmişti ve bir fotoğraf karesi aldı gitti. Bu aslında tam ava giderin avlanma durumu. Evet, ava giderin avlanma durumu. Evet, dolayısıyla burada bu bunu verdi ama. Ya Amerika açısından. Bakış açısında verdi ama, evet, negatif verdi. Evet, ters, evet, ters, evet, ters. Amerika olur açısından yıkıcı. Ha, bu fotoğraf. Evet. Baksana şuna işte bak. Tek bir fotoğraf. Bu yetti. Bir başka Siyonist de bu hanımefendi. Tabii tabii. Tabii. Bu yani... ne diyordu? DAEŞ'i kuran ekip de. Trump ne DAEŞ'i diyordu? Kuran ekip. Trump DAEŞ'in dedi, anası diyordu. Amerikan bunu. Devlet Başkanı dedi ki DAEŞ'in anası Hillary dedi. Babası DAEŞ'i da kuran kişiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı maalesef daha sonra başbakanı olan kişi el şaklatıyorlar karşılıklı. Şimdi, ve nasıl mutlular. Burada i̇şte şu. Bakın, bu kareyi alırlar. Ha gerçi burada böyle çok bir tuzak muzak da yok. Yani burada öbür bizim taraftaki, hı, arkadaş da çok teşne o işe yani. Tabii. Burada hatta seviniyordur. Aa bak gördün oraya mü? Oraya geleceğim. Nasıl taltif ettiler beni falan. Yani işte ABD Dışişleri Bakanı'yla bak eşitim falan. Tamam mı? El şaklatıyor. Aa bak samimiyiz, çok samimiyiz biz. Görüntüsü demin bu. Demin çizdiğiniz bir fotoğraf vardı ya Turgay Bey. Hani Orta Doğu'daki Arap dünyasının Amerika, İngiltere, Fransa gibi devletler karşısında duruşları, ben onu görüyorum burada. Ben, evet, önce eleştirdik ya. Çok önemli bir şey söylediniz hocam. O duruş bu duruş. Maalesef bu. Bunu bu fotoğraftan da yola çıkarak söyleriz. Çalışmalarına bakarak da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu bir Orta Doğu duruşu. Türkiye gibi büyük bir devletin bu durumda bile çok kararlı, çok dik duruşunun yanında bu bana göre ikinci sınıf bir duruş. Tabii o şaklayan iki el arasında çünkü 1 milyon Suriyeli öldü tabii, evet, de o var ya. Ben neden söylüyorum bunu? Hillary Clinton'ın geçenlerde bir paneli vardı. Belki size de yansımıştır. Hmm. Bir tane gencin serzenişleri var. Bir Amerikalı genç çok ciddi sorular soruyor. Bu katliamlarla ilgili suçluyor ve Hillary Clinton'ın nasıl bir tipe dönüştüğünü orada görüyorsunuz. Yani artık baş edemediği için içinde kurguladığı her türlü canavar his dışarı çıkıyor. Bırakın onun demokratik, onun böyle çok insancıl, bir de tabii kadın olmasından kaynaklı insan haklarına bakışı falan. Hepsi yerle yeksan, içinden başka bir şey çıkıyor. Ya bu tipin içini okuyamayan bir siyasi kadro vardı bir dönem. Yani. Evet. Ya o yüzden bu vahim bir şimdi tablo. Diyor bana fırsat verin, İsrail'li dostlarım var, onlarla konuşayım, savaşı bitireyim. Vardır. Yani biz hakikaten yani şimdi şu şaklattığın elle 1 milyon Suriyelinin hayatına mal oldu o şaklattığın el.
Bir el daha şaklat. Demek ki artık 1 milyonu da Filistinliği mi götüreceksin Şam, arkadaşlar? Şam'da Cuma namazı kılacaktın yani. Bu onay değil mi Gaffar Bey? Onaylıyorsunuz. Onaylıyor. Yani. Tabii bu o demek. O kadının yaptığı her şeyi onaylıyorum anlamına geliyor. Çak, tamam hallettik. Evet. Ben hem de fikiriz. Çok vahim. Dönelim o... Yani şahıs açısından vahim değil. Görüp görebileceği en yüksek rütbeyi görmüş. Makamı o zaman görmüş de bizim açımızdan, Türkiye açısından vahim. Evet. Bizim için üzücü. Yani. Bence şöyle yani. Bu kişi Türkiye'de Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Şimdi şu hadise. İşte bu. Türkiye bu. Bu. Asıl Türkiye bu. Burada bir şey daha var Turgay Bey. Bakın burada bir, iki ülke arasındaki mesafenin de aslında simgesel bir işareti bu. Yani mesela şöyle yapar bazı siyasi kadrolar. Arkalarından bir ton laf ederler. İç kamuoyuna yönelik bir takım şeyler yaparlar. Ama büyük devletlerle yani koruyucusu tırnak içinde devletlerle bir araya geldiklerinde bambaşka bir tavır ve söylem çıkar. Buradaki tutarlılığa baksanıza. Yani yüzü yüze geldiklerinde bile dünyayı haykırdıkları politikanın aynısını uyguluyorlar. Bu çok önemli. Çünkü geçmişte burada kendi kamuoyunu bir şekilde dizayn etmek için bir sürü şeyler söylenir ama karşı karşıya geldiğinizde şu mesafeyi koruyamaz. James Jeffrey'nin yıllar önce Hürriyet gazetesinde verdiği bir röportaj var. Hatırlıyor musunuz? Ya bu Erdoğan'dan nefret ediyoruz diyor. Çok iyi hatırlıyorum. Hürriyet gazetesi ya bu ülkede o dönem Aydın Doğan'ın elinde yanılmıyorsam. Doğan mıydı? Hürriyet gazetesi James Jeffrey ile bir daha sonra bu yani büyükelçi değil mi? Daha sonra büyükelçilikten bakanlığa şey, gitti vesaire. Yani. Hatırlar mısınız hocam bu röportajı? Hatırlıyorum. Diyor ki bu Erdoğan'dan nefret ediyoruz diyor. Çünkü ikirciklerimiz hep yüzümüze vuruyor. Bize yaltaklanmıyor diyor. Bak konu nereye gelecek? Buraya dikkat. Tamam diyor. Yani bize yaltaklanmıyor açıyor. Ondan öncekiler diyor. Hani bir konuda anlaşamazdık, edemezdik. Bize derlerdi ki diyor. Ya biz dışarı çıkacağız. Sizin aleyhinize atıp tutacağız. Siz aldırış etmeyin yine dediğiniz gibi olsun. Devam edin derlerdi. Trump'ın dediği gibi değil mi? İran konusunda. Trump'ın İran füze. Bak ekran başında bizi izleyenler ne olur. O röportajı da bulursanız onu da bir bana bilgi olarak bir atarsanız sevinirim. Yansıtabilirsiniz. Diyor ki ondan öncekiler diyor. Hani içeride şöyle anlaşırdık tamam diyor. Yani onlara derdik işte böyle böyle yapacağız. Onlar da biz dışarıda hayır öyle olmaz bunlar falan artistik yapalım ama siz yine de bildiğinizi yapın derlerdi diyor. Bu adam öyle yapmıyor diyor. Obama da aynı şeyi söyledi. Dedi ki nefret ediyorum bu adamla yan yana gelmekten. Hiçbir zaman haklı olamıyorum falan filan dedi. Yüzümüze vuruyor dedi. Şimdi bu Tayyip Erdoğan geleneği. Evet. Dönelim Trump'ın sözlerine. Ya Türkiye'de yeni bir siyasi gelenek kurulmuş oluyor böyle. Aslında biz bunu görüyoruz. Yani deminki fotoğrafla mukayeseyi bir de böyle yapalım. Evet. Şahıslar üzerinden değil de evet. Akımlar üzerinden yapalım. İşte o yüzden o kişi Dışişleri Bakanı değil bugün. Tabii. Yani şöyle bakabiliriz. Mesela 1940'lara kadar Türkiye'de süren bir dış politika geleneği var. Daha doğrusu kuruluş geleneği. Kadrosunu daha çok Osmanlı şeylerinden almış, elitlerinden almış. O zaman da hatta şöyleymiş. Yani az çok yabancı dil bilen herkese hariciyeye vermişler ama hariciyenin bütün ipleri Mustafa Kemal'in elinde. O dönem Türk hariciyesinin bir politikası var. Biz de genel olarak, genel anlamda baktığımızda bağımsızlıkçı görüyoruz orayı. Detaylar ayrı ya. Bir sürü başka detay. Ya oraya konjonktürü ekleyelim. Mesela orada başarılar da var. Mesela başarımız var. Montreux bir başarı. Efendim, Hatay bir başarı. Onları elde eden bir kişilikli dış politika bürokrasisi var. Sonra NATO üyeliğiyle beraber o demin gördüğümüz o el şaklatan bürokrasi geliyor. Şimdi bir yeni gelenek daha geliyor. Birinciye çok benziyor bu. Evet. Birinciyi andırıyor. O değil. Yani başka bir şey. Bugünün koşullarıyla var. Onun için kişiler değil bir de o gelenekler üzerinden gitmekte fayda var bence. İşte güzel bir yer dış orası. Dış politika kırılması çok güzel bir yere değindi Gaffar Bey. Dış politikada kırılma eski Atlantikçi ne derseniz deyin batıcı, hı hı. Batı yanlısı, batıdan almış olduğu bir takım üretilmiş teorilerle ya da öğretilerle Türk dış politikasını dizayn etmeye çalışan bir miktar yancı diyorum ben bunlara. O yana yaslanmış Batı gruplar. Merkezci. Evet. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir dönem demin dediniz ya Orta Doğu kafası dediniz evet, ya. Evet. Monşer diye ifade ettiğim aha. Gruplar. Onlar aslında bir nebze bizden çok uzaklardı. Yani toplumun dışında. Toplumun kendi halkının taleplerini çok dikkate almadan dış politikayı sadece bir taraftan gelen değerler üzerinden inşa etmeye çalıştılar.
İşte o kırılma dediğiniz şey aslında çok sert oldu. Çünkü Türk dış politikasının yapım süreçlerinde sadece iç politik aktörler yok. Dışarıdaki de bir takım aktörler çok etkili. Onlara rağmen bu kırılma oldu. Evet. Yani tek başına kendi iç dinamiklerinize mücadele edersiniz. Dışarıdaki yapıyla nasıl mücadele? NATO bir yapı, BM Güvenlik Konseyi ikinci yapı. Tabii, Gladio büyük, var. Evet. Gizli olanı var bunun yani. FETÖ o, var. Ona var, karşı var direnişi yani. Anlamlı kılıyor bu iş aslında tabii, daha çok. Tabii, James, önemli. James Jeffrey'nin Hürriyet'e verdiği röportaj, o röportajdan bir bölüm okuyayım. Bir bölümü geldi. Diyor ki James Jeffrey, Erdoğan Washington'da sevilmiyor. Erdoğan Avrupa'da da sevilmiyor. Otoriter görülüyor. O da klasik biliyorsunuz değil mi? Otoriter. Tabii. Ama Biden demokrat. Netanyahu demokrat. Bütün katiller demokrat. Otoriter görülüyor ve iyi bir oyuncu olmadığı düşüncesi hakim. İyi bir oyuncu neye göre iyi bir oyuncu? Ne demek istiyor? Rolü veriyor ya. He. Verdiği rolü oynamıyor. He. Kendi rolünü, o rolü kabul etmiyor. Evet. Tamam. Yönetmenin dışında. Batı daha önce Erdoğan'dan daha otoriter olan çok liderle muhatap oldu. Olmaya da devam ediyor ama fark şu. Suudlar, Mısırlılar her koşulda bize yaltaklanıyor. F-16'ları, müttefiklik ilişkilerini falan düşünerek bizimle aynı değerleri paylaşıyormuş gibi yapıyorlar. Erdoğan ise bizimle çatışıyor. Çelişkilerimizi yüzümüze vuruyor. Dostumuz olmaya çalışmıyor. Buradaki dost, dost değil biliyorsunuz. Bize yaltaklanmaya çalışmıyor. Yani bize ne diyelim ona, boyun eğmiyor, diz çökmüyor diyor. Evet. Ondan daha otoriter liderler ise dostumuzmuş gibi poz yapmakta beis görmüyor diyor. Ya S-400 konusu nedir arkadaş? Tam olarak anlattı konuştu bakın. Yani bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Ve nasıl anlatıyor? Biz diyor Suudları, Mısırlıları diyor terbiye ediyoruz elimizdeki o silahlarla. F-16'ları düşünüyorlar, onun için yaltaklanıyorlar. Türkiye yaltaklanmadı. Gitti Rusya'dan S-400 aldı. Kıyamette onları nasıl yaparsın diye. Yaptık. Ulan paramızı da alıyoruz zaten. Evet. Sana mı kaldı ya? Şimdi, paramla alıyorum yani. F-35 konusunda da borçlusunuz biz. Daha hesabı görmedik yani. Ya hayır, bir de öpücük almaya gelmişsin. Sen önce hesabı öde abi, hesabı sen kapat, hesabı kapat. Sen neyi öpüyorsun? Bırak o işleri yani. Sen öyle bir öper ki yazmışsın sen. Yaz. Şimdi sen yazını atıp durmasın diye bir şey ekleyeyim ben Gaffer Bey. Bak tabii. Burada bir diklenme falan da söz konusu değil. Bunu yanlış anlaşılabilir. Tam şey... ben onu yazdım bugün. Bu diplomatik nezaket. Bir. Bu İki. Müthiş bir diplomatik nezaket ortaya koymuş Hakan Fidan. Şimdi onlar bunun acısını kendilerince çıkarmaya çalışacaklar ama yani Hakan Fidan isterse öper. İsterse yani öper. İsterse öper. İsterse öper. Bir de şu çekilemezsin var. Yani. Tabii bir de şu var. Yani takviye için söylüyorum. Hani böyle liderler bazen kendi çıkarlarını düşünerek sırf karşı tarafa dik gözükmek için bir takım rasyonel olmayan hamleler yaparlar ya. Bu öyle değil. Sayın Cumhurbaşkanı Türk milletinin çıkarlarını ön plana koyuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını ön plana koyuyor. Konjonktürü okuyor ve bunun üzerinden direniyor. Yani kişisel bir şey değil bu. Evet. Dolayısıyla S-400 ile ilgili konu tamamen bir askeri gereklilik. Çünkü bizim hava savunma sistemimiz maalesef bir miktar ülkemizin topraklarını kapsamıyor. NATO'nun bize taahhüt ettiği. Onu kapatmak lazım. Askeri gereklilik. 50 kere anlattılar. Oraya gittik olmadı, buraya gittik olmadı. En nihayetinde en rasyonel alımı yaptık. Kendi başkanları itiraf bu etti ya. Bu direnme değil ya. Kendi başkanları söyledi. Biz vermediğimiz için ne yapsın adamlar? Gittiler onları da başka yerden alınlar. Tabii. O yüzden tabii. Yani bu direnme, bu diklik tamamen Türk halkının âli menfaatleri için yapılmış olan diklenmedir eğer adı oysa. Bir de otoriterlik ne? Yani otokratik devlet tipi ya da otokratik lider tipi diyorlar. Otokratik. Kratos. Kratos yönetir. Kendi kendini yönet. Yani bunu nasıl yakıştırıyorsunuz? Çünkü bunu şöyle, Chomsky bugün onu bahsetmiştik biliyorsunuz, çıkarttı söyledi onda bir yerde. Diyor ki Noam Chomsky, Kissinger ayarı bir tiptir bu aslında, Yahudi kökenli bildiğim kadarıyla. Yani diyor burada, Yahudi evet. Yani diyor ki, kardeşim diyor, burada artık halklar falan yok bu dünyada. Ve bir grup insanın, özel şirketlerin, çok uluslu firmaların, ya da bazı siyasi elit kadroların, seçkinlerin ortaya koymuş olduğu kişisel tırnak içinde çıkarları ulusal çıkar diye yutturuluyor. Dolayısıyla bakmayın diyor bu insanlar, bu ölen insanlar kimse umursamıyor. Kimsenin umurunda değil.
İsrail'de bir avuç Siyonist elit yapı var, askeri ya da sivil. Yani Amerika'da bir avuç elit grup var. Bunların sayısı 30 milyon civarı. Çarpmışlar, bölmüşler. 330 milyon, 30 milyonu falan yönetiyor Amerika'yı. Onlar da dünyayı yönetiyor. Ya Batı Avrupa vesaire gibi ülkelerde de küçük küçük gruplar, çok yüksek elit, bir kısmı kan ve soydan alıyor bu geleneği, bir kısmı parasından ya da gücünden alıyor. O yüzden de güçsüz olan bu ülkede yaşama şansı yok. Hakkı da yok diyor. Uluslararası hukuk da güçlünün yanında diyor. Bu ezberi bozan Sayın Cumhurbaşkanı işte. Anlatmaya çalıştığı şey bu Sayın Cumhurbaşkanı. Tam oraya, tam oraya bir şey ilave edeyim. İzleyicilerimiz şuraya kafa yorsunlar. Bak bu çok önemli. Biz bunu kendi aramızda konuşuyorduk. Üçümüz. Öyle bir yere getirdin ki hocam. Şimdi 30 milyon insan bütün dünyayı yönetiyor. 30 milyonun da değil. 1000 tanesi belki. 1000 kişi. Belki 500 kişi. Tamam, dünyayı yönetiyor. Yani 1000 diyeyim. Sizi kırmayayım, 10 bin diyeyim yani. Ha bu mudur yani? 8,5 milyar. Dünya 10 bin kişi. Lan bir yerde sıkıştır, sık boğazını, bitir işini, yönetemesinler falan filan. Hikaye şu. Bunlar güçle değil, zeka ile yönetiyor. Zekadan kastım da şu. Oyun. Bir oyun inşa ediyorlar. Evet. Ne o? İşte medeniyetler çatışması. Bilmem. Satranç tahtası. Satranç tahtası. Yazmış adam. Kuşak teorileri. Kuşak teorileri. Yazmış adam, bir şeyler yazmış. O hayata geçiyor. Diyor ki mesela, ya bu Doğu Akdeniz'de gaz var. Bizim ihtiyacımız var. ya 50 yıl sonra bizim ona ihtiyacımız var. Yıl kaç? 1990. 1980. Yo, tarih verelim. 73 krizi. 73 krizi. Bakıyor, ortalık kaynıyor. Hemen bir alan açmak gerekiyor. Hemen bir alan açmak gerekiyor. Diyor ki oraya İsrail'i koyalım. Şöyle yapalım. Buraya bunu yapalım. Şuraya Arap Baharı yapalım. Oraya Maydan yapalım. Oraya işte Turuncu Devrim yapalım. Oraya Kadife Devrim yapalım. Libya'yı düşürelim. 750 milyar doları var. Onu iç edelim. Orası bir karışsın. Gidip petrol kuyularına çıkalım. Irak'ta bir bahane bulalım falan. Bunu ne yapıyor? Otoriter rejimler. Ne otoriter? İşte Saddam otoriter rejim. Saddam'ı devirmek için 2 milyon, 1 milyon insan öldür. Sonra demokrasi getirdim dediğin yere Blinken çelik yelekle git. Tamam? Demokrasi getirdiğin yere. Afganistan'da otokratik bir şeriat bilmem ne şu bu var falan de. Git orayı talan et. Talan et, yüz binlerce insanı öldür. Öncesinde Rusya ile birbirine düşür. Onlar birbirini kırsın. Sonra işin bitsin. Hadi bana eyvallah de. Bir de utanmadan, yok uçağa tutunmuşlar da bunları bırakmıyorlarmış diye. Onlar biliyorsunuz değil mi? Stüdyo şeyi çıktı. Gerçek değil o görüntüler. Evet. Uydurma. Evet. Yani giderken de alçakça bir şey yapıyorlar. Biz bu kadar, bizi burada o kadar çok sevdiler ki bizi bırakmak bile istemiyorlar. Biz şimdi tarihinde ilk kez bu dönem öyle ya da böyle şartlar mucibince oyun kurmaya başladık. Buradan bir şey ilave edeyim mi? Bakın. Orta Doğu'yu inceleyelim tek tek. Suudi Arabistan, krallık, Suudi ailesi. Birinci, ikinci Suudi krallığı, üçüncü Suudi krallığı Hicaz emirliğinden aldılar. Değil mi? Suudi bir krallık, bir ailenin elinde tek elinde şu anda. Bir sürü petrolü var. Ürdün, bir krallık. Abdullah I ile başladılar. Devam ediyor Abdullah serisi. Krallık. Bakın Körfez ülkelerine, hepsi emirlik ve krallık. Kuveyt kralı, Bahreyn kralı, Birleşik Arap Emirlikleri emiri, Katar emiri. Şimdi Mısır'da yarı demokrasi var. Tam olarak demokrasi. Çünkü bir darbe hükümeti var hala, biliyorsunuz. Ve bir taraftan da bakın Sayın Cumhurbaşkanı var Türkiye'de. Şimdi ikinci tura kaldı seçimlerde. Yani krallar, saymış olduğum 9-10 tane Orta Doğu kralı. Baba söylüyor, yerine geliyor. Tabii. Babadan oğula, kan yoluyla geçiyor. Ve bunların kökü de çok yok. Bu kralları birileri seçti, getirdi, buraya oturtturdu. Bazıları Fransızlar, bazıları İngilizler seçti. Karışık. Avrupa ve Amerika. Bazılarında konsensüs varlar. Fransız-İngiliz anlaşmasıyla. Evet. Abla öyle geldi. Irak da öyle. Kuruluş aşamasında krallık. Bakın şeye, Suriye'ye. Bir aile, bir kabinenin reisi. Değil mi? Esad ailesi orada şu anda oturuyor hala. Yarı yarıya. Şimdi bütün bunlar varken Orta Doğu'da, bunlarla aranı iyi tutuyorsun. Bunlar süperler, çok iyiler. Menfaatlerin çakışmıyor. Bir taraftan da
Türkiye ile ilgili ifadeler ya da tanımlamalar yapman gerektiğinde hemen aklına Aristo'nun 6 tip rejimi geliyor. Nedir? İşte otokrasi, bir taraftan da otoriter rejimler. Neredeyse utanmasa totaliter rejim diyecek. Hmm. Totaliterle otoriter arasında fark şu. Totalci, yani toptan her şeye karışan, örnek mi Kuzey Kore. Hmm. Yani adamın saçından sakalına, giysisine kadar karışır. Otoriter... Yalandır hocam. Bu arada o da Batı propagandası. O da öyle. O da öyle. Yalan. Örnek onu veriyorlar. Yani, Kuzey Kore'de çok iyi matah bir şey değildir de değil, orası. Evet. Ama onlar yani niye? Şunu söyleyeyim. Erdoğan bakın, da karışıyor. Batılıların. Üç çocuk yapacaksınız tabii, diyor. Tabii o da diyor. O da karışıyor diyorlar ya. Giyim kuşama karışıyor diyor. Batılılar dünyada bir lidere, bir siyasetçiye diktatör, otoriter, totaliter diyorsa, vesaire evet, diyorsa, zalim diyorsa %100 bakın %99 %100 o kişi bir defa Batılıların tekerine çomak sokmuştur. Bak o kişi iyidir demiyorum. Yani kötü biri de olabilir. Ortadoğu'yu ben çiziyorum. Kötü biri de olabilir. Ama kesinlikle çomak sokmuş. Çünkü otoriter olan var, totaliter olan var, hepsi var. Onlara bunu demiyorlar. Ha evet. Onu değil mi? Evet. Yani ona demiyorsun. Demek ki senin tekerimize çomak sokanlara demiyoruz. Sokmayanlara demiyoruz. Ama bizim tekere biri çomak sokarsa ne olduğunu önemi yok. Biz ona otoriter, totaliter, zalim, diktatör, işkenceci bilmem ne ağzımıza geleni söylüyoruz. Sorun şu Gaffar Bey. Sen burada benim çizdiğim rejim tiplerinde tamam bunlar resmi rejimler çünkü o yüzden söyledim. Sen Saddam'ı linç ettirdin. Kaddafi'yi linç ettirdin. Hüsnü Mübarek'i kafese kapattın ve ölümüne sebep oldun. Bunlar neydi peki? Bunlar demokrasiyi getireceğim, insan hakları inşa edeceğim diye, halkını koruyacağım, kitle imha silahları var diye yok ettiğin adamlar. Bunların ortak noktası şuydu. Orta Doğu'nun yeniden Amerika tarafından şekillendirilmesi ve kendi ülkelerinin çıkarlarıyla ilgili çok hataları var elbette. Ama temel ortak noktaları bu. Amerika'ya, İngiltere'ye karşı yaptıkları direniş. Bunlar direnmiyor. 10 tane, 9 tane şu anda krallık, emirlik. Gayet de diktatörler, otoriterler, totaliterler. Evet. Yani dolayısıyla ya bunları sen demokrasi getirmiyorsun. Bu 4 tane hani saydığım lideri hani... otoriter diyorsun ve hiç, yıkmaya çalışıyorsun. Yani. Yok, hele Türkiye'nin bu tabii anlattığı tanıma uyması imkansız. Tabii. Ya dediniz ya medeniyetler çatışması. Bu Huntington denen olayı Yahudi biliyorsunuz. Bu Rand Corporation'ın adamları bunlar. Yani Rand Think Tank dediğimiz doğrudan Pentagon'a veri üreten tipler. Adam 13 tane medeniyet sıralamış. Nereden buldun bu kadar medeniyet? 6 tanesi temel demiş. Temel medeniyet. 10. baskısına da Ahmet Davutoğlu makale evet iliştirmiş oraya. Ya o bak şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim Latin medeniyeti vardır diyor. Brezilya'yı kontrol edersen bütün Latin medeniyetini kontrol edersin diyor. Slav medeniyeti vardır diyor. Rusya'yı kontrol et, bütün Slavları kontrol edersin diyor. Avrupa medeniyeti var. Almanya'yı kontrol et, bütün Avrupa'yı kontrol edersin diyor. Konfüsyüs medeniyeti var diyor. Çin'i kontrol et, hepsini kontrol edersin. İslam medeniyeti var diyor. Kimi kontrol edeceksin diyor. Şimdi böyle bir yapı var orada. Şimdi onunla ilgili Mısır'ı seçtiler falan. Mısır'ı bir kontrol ettiler, mübarek bunu kabul etmedi yani. Yani neticede böyle uygulanamaz hayat ama uyguluyor işte Pentagon'da. O ülkeler, saydığım ülkeler üzerinde böyle operasyon yapıyor. Şöyle hocam zaten orada yani bir güç gösterisi yapacak, bir atılım yapacak. Mesela bu Huntington'un tezi ne zaman ortaya çıktı? Sovyet sonrası toplumu kurgulamak istediler. Evet, yani evet, dünya tek kutuplu olacak. Amerika istediği yere girmesi lazım. Yani terörle savaş, Amerika'nın terörle büyük savaşı başlayacak. Amerika ikiz kuleler komplosunu diyelim. O da bir komplo yani. O komployu bahane edecek ve o komplo üzerinden tüm İslam dünyasına savaş açacak. Bu metafizik buna altlık lazım. Işte. Buna bir altlık lazım. Maalesef işte, bu altları kazanmak yani iktidar etmek için. Medeniyetler çatışması adıyla onu o kadar da allayıp pullayıp koyuyor ki onun arkasında akademisyenler takıyor, senin akademisyenler de takıyor. Ya biz bu hocam 10 yıl, 15 yıl ne Türkiye'de ne Avrupa'da akademisyenlere bile anlatamadık. Bırakın gazetecileri. İşte o zamanlar Türkiye medyası demin o röportajı alıntıladığı Turgay Güler'in Hürriyet grubu o zamanki yani Aydın Doğan medyası diyelim. O medyanın elinde. Onların Radikal diye bir gazetesi var. Başına Fethullah'ın altın çocuğu bir adamı koymuşlar. Getirmişler koymuşlar. Orada yayın yönetmeliği falan yapıyor. Radikal bir ek çıkartıyor falan. Yahu bugün yemin ediyorum orada yazılanları yani televizyonlarda okusanız insanlar isyan eder. İsyan eder. Fakat o zamanlar televizyonlarda sadece onlar konuşuyor. Ülke TV tenzih ediyorum. Ülke TV belki yoktu o zaman da. Yani Kanal 7 grubunun bazı namuslu yayıncılar da vardı ama yani ana akım medyada falan siz mümkün yıl değil. Yıl kaç? Ya, 2001, 2002.
1999, 97 hatta. Hı-hı. 97 Kanal 7'den başka bir yer var mıydı gidip konuşabileceğiniz yani? Hepsi buydu. Dolayısıyla o tezler aslında o işin altlığını yapmanın yolu. Tabii onu söylüyorum işte. Yani bir şekilde zemini böyle hazırlıyorlar. Bunu görevlendirmeyle yaptıklarını düşünüyorum. Ben bir akademisyen özgün olarak ya dünyayı böyle fiziksel olarak, jeopolitik olarak medeniyetlere bölmek çok anlamlı değil. Yani çünkü belli medeniyetler var gerçekten. Mesela Akdeniz bir medeniyet. Hocam onu şöyle yaptılar son düzlükte. Yine kimdi bu? Huntington'ın lafı mıydı? Yok. Kissinger'ın da olabilir. Yöneteni yönet. Sorun kalmaz. Yöneteni yönet. Ha işte bu. Yani şimdi gelip Türkiye 84 milyon. Misal. Türkiye'yi yönetmek, 84 milyon yönetmek mi kolay? Yoksa Türkiye'yi yöneteni yönetmek mi kolay? Tabii Türkiye mesela bir şey Erdoğan gibi, Kemal Derviş gibi birini atamak mı kolay? Erdoğan'ı o yüzden sevmiyorlar. Ya şimdi Allah aşkına iç siyaset konuşmayacağız da bu programda. İç siyaset değil ki bu. Ya, ben iki cümle edeceğim de mesela. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değişti. Ya bu işin nasıl olduğunu... Değişti mi? Hala kimse çözebilmiş değil. Bu iş nasıl oldu? Yani bir önceki genel başkan nasıl geldi? Şimdiki nasıl geldi? Hala bak hala bizden bahsetmiyorum. O işin içinde olan gazeteci arkadaşlar var. Yani artık politize olmuş tipler yani. Evet. Onlar çözemiyorlar. Ben ya şimdi böyle bir durumda siz bugün, o demokratik mekanizmaya nasıl güveneceksiniz? Ben bugün aynısını Türkiye'ye uyguluyorum. Çok işte. Detayıyla inceledim konuyu YouTube yayınında. Hadi bakalım da. Yarın akşam gazetesinde yazdım. Kısaca molaya gideceğiz. O yüzden kısaca üç cümle söyleyeyim. Bir tuzak daha var. Moladan sonra söyleyeyim. Tuzağı çok önemli bu tuzak. Not alın onu lütfen. Tolgağan Erdoğan diye bir CHP'li var. Kendisi turizmci, iş adamı. İşte galericiler odası başkanı. İşte derneği başkanı. Efendime söyleyeyim. Çağdaş Halk Derneği başkanı vesaire. Yani CHP'li bir isim yani. Baya o mahallesinde bilinir bir isim. Diyor ki kongrenin yapıldığı gün yani pazar günü Laleli'deki 4 döviz bürosu İstanbul'da bir belediye başkanının talimatıyla açtırıldı. Bir ilçe belediye başkanının. Sordum onu. Beylikdüzü belediye başkanı olduğunu iddia ettiler. Ve bu 4 döviz bürosundan Uber Vitolara tam 1,5 milyar lira değerinde herhalde 50 milyon dolar. 50 milyon dolar 50, minimum. 52 milyon dolar yükleniyor ve Ankara'ya götürülüyor. Kongrede dağıtılmak üzere. İşte abi bak. Delegeye. Yani Özgür Özel'e 1,5 milyar liraya genel başkan koltuğu almışlar. Ya şimdi biz yani. Bu benim iddiam değil. Bu onların da. Barış arkadaş da söyledi, öbürü de söyledi. Herkes söyledi. Herkes biliyor. Faik Öztürk da söyledi. Herkes bu delegelerin parayla satın alındığını söylüyor. Herkes. Bir başka şey. 29 Ekim'de Maltepe'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim etkinliği yaptı. Buna kaç para ödendi biliyor musun? 539 milyon. 553 milyon. 553 milyon. 553 milyon. 19 sanatçı katılmış. Ortalama her sanatçıya 500 bin lira versen 9 milyon lira yapar. Ben senin hatırın için her sanatçıya 1 milyon lira vereceğim. Ki orada 100 liraya giden sanatçı var, 150'ye var, 200'e var, 300'e var. Edis mesela 500'e gitmiş. Edis'in 500'e gittiği yeri düşün yani. O yüksek rakam alanlardan biri. Ben senin gül hatırın için her bir sanatçıya 1 milyon lira vereceğim. 19 milyon. Hocam 1 milyon da senden. 20 milyon. Bak 20 milyon. Bütün sanatçılara ver. 20 de döner dağıtalım. 30 dağıt. 530. Eve mi almayacaklar seni? 550'ye çıkamıyoruz abi. 50 milyon. 550'ye çıkamıyoruz. 3 milyonluk da su dağıt. 53 milyon. Geri kaldı 500 milyon. 50 milyon da sahneye ver. Neyse bu artık yani. 50 milyon da baraj yapılıyor. 50 milyon da 50 milyon lira da hani İstanbul'un Fatih'inden Bayrampaşa'sından Maltepe'ye gidecek olan değerli İstanbulluların ayağının altına Maltepe'ye kadar kırmızı halı döş 50 milyona. Bu 50 milyon alın şehirden çıkarsın. Sen söyle. Tabii. Biz Gebze'den falan çıkarsın. Sakarya'ya kadar götürür. Tabii. Yine kalıyor 400 milyon. Tamam. Savcılar, MASAK, şu bu Tolgağan Erdoğan'ın iddiası var. Diyor ki MOBESE kameralarına bakın görürsünüz diyor. Tabii. Bu çok önemli yalnız. Bir baksınlar. Tabii işte onu diyorum yani. Bunu, hakikaten ciddi bir sıkıntı bu bana göre yok. Yani çok acayip bir şey. Artık bu havada kalmamalı yani. CHP'nin Dilan Polat'ı kim abicim?
Güzel, güzel. Tamam mı? Evet. Yani ne diyordu Dilan Polat? Hemen gidiyoruz direkt. Ben vitrin yüzüyüm diyor. Engin diyordu, Engin. Bir takipçim ev alacakmış, 600 bin gönder. Şimdi bu da diyor ki, bir arkadaş diyor genel başkan olacakmış, 1,5 milyar gönder. Anladın? İşte yani 600 bin, bak 600 bin liraya milyar değil, bak 600 bin milyar olabilmesi için çok para lazım. 1 milyon bile değil 600 bin yani. Ben değil. İzleyicilerim kafası değil, karışmasın. Değil. 600 bin liraya MASAK, mali şube, savcılar harekete geçiyor ki doğru yapıyorlar. Bir tek 600'lük iş değil oralar. Tabii. O doğru, koy bir köşeye. Ya diyor ki 1,5 milyar gönder. Sağ genel başkanlık koltuğu alacağım, ellemeli. Ellemeli mi? Ellemeli. Bir mola dönüşte buradayız. Bu yerden devam ediyoruz. Kaçıran çok şey kaçırıyordur, haberiniz olsun. Altını çizerek söyleyeyim. Hatta izlerken not bile alın yani. O denli. Evet hocam. Şimdi Turgay Bey, şunu bir ifade edeyim isterseniz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri sadece böyle ablukalarla, sert güçlerle, işgallerle, ilhaklarla bir şeyler çözmeye çalışmıyor. Bunu yapıyor. Hı hı. Ama bir de içten çökertme operasyonu yapıyorlar. İşte tuzak burada. FETÖ gibi mesela. FETÖ çok güzel bir örnek. Şimdi bakın ne yapıyor? Adamlar kamu diplomatları atamışlar. 200 ülkeye hemen hemen. Yani bütün kayıtlı 193 artı ülkecikler var, küçük küçük. Bunlar büyükelçilikler değil. Konsolosluklar değil. Ateşelikler değil. Bunlar ayrı bir kamu diplomatları. Reagan döneminde kuruldu. Dışişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Sonra başkanlığa bağlandı filan. Sonra hem Pentagon, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı şimdi. Onlar sponsor olarak destekliyorlar. Bunlar şunu yapıyor. Ülkedeki aktörleri seçiyorlar. Medyadan, siyasi elitlerden, askeri bürokrasilerden ya da seçiyorlar bunları. İsim isim seçiyorlar. Seçip bunları Amerika'da kısa süreli, işte 2 haftadan 2 yıla kadar gelişen süreçlerde bütçeli. Bütçeyi de Amerika veriyor. Yani bunları çağırıyor, alıyor, götürüyor. Orada bütçeliyor. Ülkeden bir şey çıkmıyor. Örneğin işte atıyorum Bangladeş'ten 50 kişiyi yıllık sponsorlu alıp götürüyorlar. NASA'da, Pentagon'da, Dışişleri Bakanlığı'nda, Amerika'nın vitrin merkezlerinde bunları eğitiyorlar. Çok diyor. Güzel bir yere kaldın hocam. Devam edin. Oradan da geri gönderiyorlar. Bunlar 2000'li yıllara kadar aktör analizi, aktör üzerinden Amerikan çıkarlarını koruyup kollayan bireyler yetiştirmek üzere kurgulanmış bir sistem. Türkiye'den bir isim var. Çok ünlü bir isim oraya gitmiş olan. Yani Amerika'nın Dostları programı. Ben yani haberini de yaptığım için rahat konuşuyorum. Öyle mi? Bak, tabii çok iyi anlayacaksınız. Belgeli. Yani bu programlardan biri, siz söylediğiniz bir tanesi, Dışişleri Bakanı tarafından yürütülüyor. Programın adı Amerika'nın Dostları programı. Adı bu. Yaz dönemi stajı gibi yapılıyor bu. Oraya götürülüyor. Bizdeki ünlü isim Selahattin Demirtaş'tır. Daha henüz genç bir siyasetçiyken, siyasete yeni girmişken Amerika'nın Dostları programına katılmıştır. O programın alumnisinde de, yani mezunlar kısmında da adı geçer. Onu da ben yıllar önce haberleştirmiştim onu. Yani onun için çok emin olduğum bir konu olduğu için rahat ben konuşuyorum. Ben de örnekler verebilirim ama şimdi yani, veremiyorum. Siz verirsiniz belki. Kurultay'da ona selam çakanlar Amerika'ya selam çakmış. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii, yani o kadar Amerika'nın adamı yani diyoruz ya, hani sahip çıkıyor işte tam olarak. Proje yani bir plan. Hani diyoruz ya, hiçbir şey tesadüf değil diye. Sonra baktılar ki... Kavala hangi programlardan geçmiştir değil mi? Kavala'nın programa ihtiyacı yok. Çok zengin olduğu programın için. Kendisi filantropist. Kendisi bravo. Evet. Programın kendisi. Şimdi bu plan yürümedi. %50'ye yakın grup bir miktar itiraz ettiler bunu. Döndüklerinde beklentileri karşılamadı. Sonra şöyle bir talimat verdiler. Dediler ki bu kamu diplomatları bireylerle uğraşmasın. Tüm halkı kapsasın. Yani bütün örneğin Nijerya halkının tamamına hitap edecek projeler veresin. Ne yaptılar? Nijerya'ya örnek verdim tabii. Diğer ülkelerde örneğin seçilmiş travmatik günler, seçilmiş zafer günleri. Bu politik psikoloji terimleridir. Vahmut Volkan'a da selam olsun. Şimdi düşünün burada adamlar tüm halkın bu kritik milli ve dini günlerini çok iyi analiz ederler, ediyorlar. O yüzden bakınız bazı kulüpler, STK'lar, Amerikan sponsorlu bazı bir takım ne diyelim onlara, iktisadi kuruluşlar da dahil buna, firmalar. Bunlar giderler o ülkelerin en önemli milli günlerini o ülkenin insanından daha coşkulu kutlarlar. Mesela, Ramazan geliyor. Ramazan giriyor yani bizdeki tabirle. Ramazan giriyor. Bir bakıyoruz televizyonlarda bir tane Amerikan içecek markası. Bizden daha heyecanlı. Değil mi? Sofra kurulmuş. Yani hatta zannedersin ki onlar Müslüman, biz sonradan gelmişiz. Ben daha bomba bir örnek vereyim. Tamam. Ben daha bomba bir örnek vereyim. Çok güzel. Algılansın diye.
Geliyor bir ülkenin büyükelçisi, Türkçe konuşabiliyor. Diyor ki ben diyor kebabı çok seviyorum diyor. Ha? Gidiyor doğuda bir ile oturuyor orada hamur açıyor. Ne bileyim işte bir şey yapıyor falan tabii, filan. Tabii. Bak ya Obama seçildiğinde Türkiye'de kurban kesilmesi ne ayaktı ya? Gerçekten. Bunu kim organize etti? Evet. Kim etmiş olabilir sizce? Yani yerel unsurlar da bunlarla işbirliği yapıyor ama bazıları gafil. Gafil. Bazıları gerçekten planlı tabii, programlı işler yapıyorlar. Bazıları hain, bazıları gafil. Evet. Bazıları aciz. İhanete varan bir mesela, şey. Bazıları çıkarcı. En çok kan akıtanlardan biri de değil mi o dünyada Obama? Valla Obama yönetimi. Obama şöyle, bakın demokrattır Obama biliyorsunuz ve şöyle bir söylemle gelmiştir. Demiştir ki dış politikada artık diplomasiyi alan açacağız. Bu ne demektir? Yani bütün sorunları tüm kürede oturup müzakere edeceğiz, konuşacağız. Yani barışçıl vesaire ve %67 ile rekor düzeyde Amerikan seçmeni seçimlere katılmıştır o dönem, Obama döneminde. Dolayısıyla en çok savaşın çıktığı, en çok müdahalelerin yapıldığı ve hiçbir yerden Amerikan askerinin çekilmediği tek dönemdir. Trump bile çekti yani. Bir de bir bakın Amerikan başkanlarına, bu aktörü sinema tabiriyle kullanmıyorum. Onu da kapsar ama hep bir aktör değil mi? Siyahi biri, efendime söyleyeyim, sanatçı biri, tekerlekli sandalye engelli biri, işte Bush, kovboy, sığır çobanı falan. İşte Trump, sarı saçlı, efendime söyleyeyim, vitrin ürün, iş vitrin, adamı, vitrin tipler. Bunlar bilerek seçiliyor. Aynı yöntemi getirdiler Ukrayna'ya. Bir şovmeni Ukrayna'nın başına getirdiler. Orta Doğu'dan farkı yok. Orta Doğu'dan farkı yok. Ya Doğu Avrupa'yı da Orta Doğu'ya çevirdiler yani. Şimdi demin o konuştuğunuz konu, hani konuştuk ya otoriter totaliter mesela. O geçen haftaki yazılarımdan birinde ben başlık şuydu. Demokrasi çetesi sap gibi orta kaldı demiştim. Şimdi demokrasi çetesi değil. Bunun adı demokrasi çetesi. Neden ben o çete diyorum bunları? Dünyaya bunlar bir model ihraç ediyorlar. Adını da demokrasi koymuşlar. Çok böyle ışıldaklı bir adı var. O demokrasi dedikleri şey aslında şu. Tamamen zulme dayalı. Bak tamamen zulme dayalı. Bak, şu an Gazze'ye bombalar iniyor. Bitmiyor zulüm yani. Bunu alkışlatırsan demokratsın. Zulme. Bravo. Tutmazsan otokrat. Tamamen aynen, çifti standart. Tamamen çifti standart. Demokrasi de şu. Biz vitrine bir tane böyle bir cicili bicili bir adam koyacağız. Parlak bir tip koyacağız. Ama yeter ki arkada bu düzen devam etsin. Kimin geldiğinin bir önemi yok. Bir saksafon çalan bir adam da gelebilir. Sinema artisti de gelebilir. Zelenski gibi bir tane ne olduğu belli olmayan bir şovmen midir? O bile ne olduğu bile belli. Gerçekten ne diyor belli olmayan bir adam da gelebilir. Hiç önemli değil. Yeter ki arkada bizim istediğimiz düzen devam etsin. Yani derinliksiz, birikimsiz, tecrübesiz aktörler de lider bir şekilde özellikle bu tür yerlerde oluyor. Kullanışlı. Bakın şurada çünkü. Evet. Kullanışlı çünkü. Şimdi burada tabii bu Amerika'nın yapmış olduğu bu tarzda bazı ülkeler bunu yiyorlar. Yani halkların dikkatli olması lazım. Bakınız etrafta sponsorlu, hatta native dediğimiz yerli köklü insan bile bazı şeyleri çok böyle birilerinin adına yapıyorsa, sanki böyle kendi milli görüşü, milli davası üzerine yapıyormuş gibi algılanıyorsa da bunda bir yanlışlık var. İyi tetkik etmek lazım. Bu tuzak işte. Onu hocam söylüyorum. Bir örnek vereyim. 1992 senesinde ben devrimciliğimin en hızlı, solculuğumun en hızlı olduğu bir zamanda başka bir solcu grupta bulunan, hani başka bir örgütte bulunan 3 tane arkadaşla bir yerde oturdum. Bir iş yapıyorlar. Önemli bir proje yapıyoruz dediler. Hocalarıyla beraber yapıyorlarmış. Hocaları da o zaman Marmara Üniversitesi'nde bir işte devrimcilerin önemsiz projesi olur mu? Tabii ama şimdi öne anlatayım, yapılan projeyi anlatayım. Proje şu. Projeyi Fransız Kültür Ofisi destekliyor. Parayı o veriyor. Baştan kaybetti. Proje nedir bakın? Projenin ne olduğunu söyleyeyim size. Fransız Kültür Ofisi bunlara para veriyor. Bayağı iyi bir para vermiş. Proje yaptı. Bütün Türkiye'yi gezip tarıyorlar, araştırıyorlar. Bunlar sosyal bilim çocuklar. Başlarında hocaları da isim anmayacağım ama artık emekli bile olmuş olabilir bir profesör, önemli bir hanım. Konu şu. Türkiye'deki kurban kesme alışkanlıkları ve adetleri. Fransızlar bunun için para veriyor. Ya sen Fransızsın abi, sana ne benim nasıl kurban kestiğimi? Seni ne ilgilendirir? Ya İsrailliler buna Türkiye para yatırmış yani. Çok bak, güzel. Stern dergisi. Çok parçası devam et. Ben o zaman şu örneği de vereyim. Ben not alıyorum. İkisinin üzerine söyleyeyim.
2006-7 yıllarıydı zannediyorum. Bu o dönem gündeme geldi. Ben yayın yaptım bu konuyla. İsrail adına Türkiye'de, Anadolu'da gezdiler, rüya topladılar. Rüya derlemesi. Evet. Hatırlıyorum. Yayınını da hatırlıyorum. Evet. Kurgay. Ya rüya toplamak ne demek? Rüya toplamak nedir? Ne alaka şimdi? Yani rüya niye toplarsın? Çünkü rüya insanların bilinçaltı dünyasına dair en güzel ipuçları rüyalar. İpuçları verir. Onları topluyorlar. Onu, bir de onu analiz edecek yapay zeka kudretin varsa o datayı. Ya yapay zeka da gerek yok. Kan toplamak gibi bir şey. Kan toplamak gibi. Dijitali... Allah rahmet eylesin Sağlık Bakanı. Tabii. Osman Durmuş. Osman mesela, Durmuş. O şengel olmuş diyor. Rüyaları dijitale çevirirsin. Bilgisayar sana bir yani Türkiye'ye dair sanal evren oluşturur. Evet, Türkiye'nin Türk insanının ruh haline dair yahut bu rüya aynı zamanda bir sezidir yani. Tabii. Bir sezi, o sezilere dair. Tabii. Bir şey topluyor yani. Tabii. İnanılır gibi değil. Çok güzel bir örnek vereyim isterseniz müsaadenizle. Şimdi bizim öğrencilerimiz anne babalar tabii haklı olarak yurt dışına öğrencileri yani çocuklarını evlatlarını gönderiyorlar. Amerika'da master yapsın, doktora yapsın vesaire gibi ya da başka bir takım yöntemlerle gidiyorlar. Bakın gittikleri yerlerde tezlere bakın. Her ülkenin kim giderse gitsin. Mesela yine örnek verelim işte Endonezya'dan gitti bir adam. Kanada'da doktora yapıyor. Yapacağı tez kendi ülkesiyle ilgili olmak zorunda. Bütün tezleri biriktiriyorlar. Yani bir kısım tabii hepsini tenzih ediyorum. Her özellikle sosyal bilimler. Sosyal bilimler. Yani git diyor kendi işte Kapadokya'yı incele kardeşim. Kapadokya'nın sosyal dokusu, sosyal yapısı. İnsanlar arası ilişkiler. Antropolojik bir gözle bak diyor. Bu sefer biraz daha sistematik sosyal bilim yapıyorsunuz. Yani daha böyle fen bilimlerine yakın metot kullanarak sosyal bilim üretiyorsunuz. Çok değerli. Çok kıymetli. Kıymetli bilgi. Size ama sen git Kanada'da, Kübek'te bir noktayı boş ver diyor. O, sen diyor burada. Onu boş ver. Biz, ya biz git ya diyor. Da, ben sana para vereyim. Git orada diyor. Doktora tezini. Bu çok rahat bedava bir yöntem. Öbürü zor. Yani otoparka geleceksin. Sarı zarfın içerisinde bir tomar dolar koyacaksın. Arkadaş sana zarf içinde bilgiyi getirecek. Onu da yapıyor. Kimseye yakalanmayacak. Onu da yapıyor. Tabii. Yani, bir de o da var. İkisini de, yapıyor. İkisini bakın, yapıyor. Bir örnek hep laf lafa açıyor. Bir örnek daha. Bak bunlar mühim konular. Gençler bakın, özellikle ekran başında olsun. Anne babalar. Amerika, ekran başına alın çocukları. Amerika merkezli. New York merkezli. Ve büyük Yahudi iş adamları tarafından fonlanan bir üniversitenin Türkiye'den gitmiş olan çok parlak bir doktora öğrencisine somut bir olay söylüyorum. Türkiye'den giden çok parlak bir doktor öğrencisinin verdiği doktora tezi şu. Ve o Yahudi fonları bunu fonluyor aynı zamanda. Osmanlı dönemindeki Afrika kökenli köleler. Şimdi bakıyorsun Afrika kökenliler var biliyorsun değil mi? Garalar. Kölelik sistemi var bizde bir tabii. Fakat köleler falan çok ilginç. Filmlerimizde de vardı ya Arap bacılar bilmem. Şimdi kazıdığınızda ne çıkıyor altından biliyor musunuz? Şimdi kölelik kurumsal olarak Osmanlı toplumunda yok. Evet. Yani kölelik Amerika'da lağvedildi ya çünkü kurum olarak vardı. Bizde de yasaldı orada. Bizde de şeklen bir lağvedilme var. Fakat zaten kurumsal olarak yok. Olmayan bir şey yani. Bizde Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında tabii ki ayrımlar var Osmanlı düzeninde. Öyle şeyler eşitlikçi toplum değil yani öyle bir iddiası da yok Osmanlı. İslam cemaatiyle İslam olmayan cemaat arasında ayrımlar var. Ama onun dışında ama böyle, onun da zımni hukuku böyle, var ya. Yani. Mutlaka hukuki var. Ona kendine ait bir hukuku var. Ama kölelik diye bir kurum yok. Siz kazıdığınızda o doktora tezinin altından şu çıkıyor. İki adım sonra o tezi yaptırdıkları çocuğa bir de kitap yazdıracaklar. O tez kitaplaşacak. Tabii. Bir iki tane yayın evi var. Rutledge mesela. Bir tanesi Rutledge'dir. Meşhur. Evet. Hemen basacak onu. Çok da değer verilir. Osmanlı döneminde Türklerde işte kölelik kurumu. Ne yapacak biliyor musunuz? Sizi suça ortak ödeyecek. Yani Batı'nın o büyük kölelik suçu var ya. Senin üzerine de kan sıçratacak. Sen de bu işin parçasıydın ya diyecek sana. Hikaye bu. Gördünüz bu mi? Kadar uyanıkça yapılan işler. Tek bunlar. Koldan gelmiyorlar yani. Tabii. Kamu ve senin en parlak talebeni alıyor buradan. Bile. Özellikle seçiyor. İşte FETÖ dediniz ya. FETÖ bu tablonun planın içerisinde bir merkez. FETÖ'cü mensuplar bunlar Amerikan projesi. Amerika'da mutlaka bir yerde bir şekilde ilişmiş. Oraya gitmiş gelmiş. Çünkü kayıtlı uçak biletleri var, kayıtları var, hepsi var. Ya yani istisna yok. Gitmişler oralarda bir şeyler yapmışlar. Şimdi tabii şimdi çok biraz önce bir parantez açmam evet. lazım. Açmasam çatlar. Bu öğrencileri oraya gönderen, oraya sevk eden referans olarak bu işleri de yapmasını sağlayan yetinmeyip yani bir çırpıda o da oryantalist bakışa kavuşturan vesaire
Nedir abi zihniyet? Öğrenciler Avrupa'ya kaçıyor. Doktorlar Almanya'ya gidiyor. Türkiye'de artık durulmaz. Bu seçimden sonra ben de gideceğim. Senin bu toplumun değil, oranın aidiyeti haline getiriyor. Zihinsel aidiyet. Burada tabii, değil. Tabii. Ne var ki burada? Yani bağırıyorsun, çağırıyorsun, rahatsızlık duyuyorsun. Ne var ki burada? Memleket rezalet, dünya cennet. Daha vahim bir şey var. Bakın oraya giden öğrencilerimiz, bak hepsini tenzih ediyorum elbette. Böyle bir sistemin dışında olan çok değerli öğrencilerimiz var. Biz zaten kötü örnekler veriyoruz. Kötü örnekler. İstanbul'un gruplarından bahsediyoruz. Biz amaç üzerinden gidiyoruz. Yoksa teşvik ediyoruz, destekliyoruz öğrencilerimizi. Şahıslarla ilgili bir şey değil. Özel güzel üniversitelerimiz var. Bizim onlar karşıda üniversiteler var. Onlarla eşdeğer protokollerimiz var. Onlar tenzih ediliyor. Kastımız o değil. Bazı bölümlerde Var Bey, gidiyorsunuz aynı bölüm mesela X bölümü dışarıdan gelen karma öğrencilerin müfredatıyla aynı bölümün native dediğimiz yerli öğrencilerin müfredatı farklı. Hocaları bile farklı. Yani bir yerde dışarıdan gelen işte Pakistanlı, Hindistanlı, Orta Doğulu ya da başka ülkeden gelenlerin bölümü aynı, konular farklı. Yani basitleştirilmiş, çok böyle indirgenmiş bir küçük projeyle derhal bir yıl, iki yıl içerisinde mezuniyet verilip gönderiyor. Sonra devam ederse eğitimine Türkiye'de önemli ve hatırlı üniversitelerde eğitimine devam edemiyor. Niye? Çünkü altyapı boş. Böyle de ayrımcılık var ya. Yani. Nasıl yani? Batı'nın... Sen şuradan gittin, orada eğitim gördün. Biz onu görmedik. Tanıdığım var, o yüzden. Ya parayla veriyor adam canım şimdi. Parayla kendi yani iş diploması alıyorsun. Bakar mısınız? Harvard diploması alıyorsun. Evet, yani. Böyle bir ikiyüzlük var. Şimdi de tabii burada demokrasiyi çok seviyor ya Batı. Bayılıyor demokrasiye. Hiç de öyle değil. Bakın bunu nereden biliyoruz? İşte az önce Aristo dedi ki, Aristo'nun en mükemmel yönetim şekli, biliyorsunuz, Türkçesini bilmiyorum, özür dileyerek söylüyorum, politi dediğimiz bir yönetim şekli. Yani şunu kastediyor. Diyor ki Aristo, kardeşim diyor, bir şehri, bir ülkeyi yönetecekseniz o ülkede aristokrat aileleri, yani soylu, kanı köke dayalı aileleri çıkartacaksınız diyor. Kaç tane? 10 tane. Bu 10 aile, her birini siyasal parti gibi düşünün. Babadan oğula geçen sistem. Onu içerisinde seçimle değişecek diyor. Bunlar ama şehir... Padişahlığı tarif ediyor işte. İşte bakın, gördünüz mü? Şaşırıyorsunuz siz de. En iyi sistem. Bu da tabii şehir devletinin içerisindekileri diyor, kastediyor. Kaç kişi? Dışarıdakiler zaten vatandaş. Dışarıdakiler citizen değil. Yani vatandaş değil. Fakat oradaki 10 bin kişi. 10 binin de kadınlar hariç diyor. Yani 5 bin. Onun da 18 üstü. Yani ne olur? Geriye 3-4 bin kişilik bir 18 üstü erkek grup kalıyor. Bunlar vatandaş. İşte tam demokrasi diye yutturdu Batı bize bunları yıllarca. Bunları koalisyonlarla topluyorlar. El kaldırıp ve bunu en mükemmel, eğer diyor dışarıda yani vatandaş olmayan köylü, köle, çiftçi ve işsiz lümpen takımı da bu şehrin içine girer, yönetime dahil olursa adı demokrasi olur diyor. Dolayısıyla politinin yozlaşmış hali demokrasidir diyor. Yani biz buna elitizm diyoruz kısaca. Şimdi bakın bu tabloyu bugün sürdüren yok mu? Erdoğan işte yaptı bunu. İşte çeperden. Batı'nın demokrasisi bu. Tabii. Politi. Bu arada demokrasiye saygı duymadıklarını biz şuradan görüyoruz zaten. Bakın şu an bombaladıkları, yerle bir ettikleri Gazze'de seçimle iş başına gelmiş bir iktidar var. Hamas'ı halk seçti. Evet. Yani eğer demokrasi bu kadar kıymetli bir şeyse, Hamas seçimle iktidar. 2019'daki seçimler yapılsa Batı Şeria'da hükümet Hamas'ta olacaktı. Yapılmadı. Şimdi bakın burada bir ikiyüzlük var. Yani madem demokrasi, o zaman onlara da demokrasi. Evet. Buna bir tanım getirmişler ama. İstediğinize göre yaftalıyorsunuz değil mi? Böyle yapamazsınız. İşte yani. Buna bir tanım getirmişler Gaffar Bey. O dışarıdakiler saydık ya, insan ya da vatandaş sayılmayanlar. Onlar girdiğinde adı diyor ohlokrasi olur. Güruhun demokrasi. Yani. Güruh demokrasi. Hakaret düşük, ediyor. Yani. Düşük demokrasi. Evet. Yani. Düşük demokrasi. Hakaret ediyor. İşte bu tabloda yani sınıflara bölmeden tutun da tabakalaşmaya kadar çok ciddi bir takım tabii, sosyal parçalanma söz konusu. Bazı sosyal bilimciler de bunu öne yakalıyor. Yani parçalayarak anlatmak kolay ya toplumu. Tabii. Şimdi bakın bu bütün Batı medyası Sağlık Bakanlığı, yani Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın verilerini duyuruyor. 10 binden fazla insan öldü. 4 binden fazla çocuk. Ve hep şöyle diyor, bakın Sağlık Bakanlığı'nın adını BBC, BBC televizyonu, CNN televizyonu, Amerikan, İngiliz televizyonları, hatta Deutsche Welle Alman televizyonu şöyle anıyor. Hamas tarafından idare edilen Sağlık Bakanlığı.
Hamas run health minister. Evet. Ya böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Şimdi ben mesela Amerika'nın Sağlık Bakanı'ndan bahsedecek olsam ya da Amerikan Savunma Bakanı Blinken. Demokratlar tarafından idare edilen Savunma Bakanı Blinken. Böyle denilebilir mi? Nasıl küçümsüyor? Nasıl aşağılıyor? İşte terörle ilişkilendiriyor. Çünkü, tabii onu bir örgüt olarak nitelendiriyor. Evet, hastanede örgütün hastanesi demek. O da örgütün hastanesi. Tanımlı. O kadar o kavramları dikkatli kullanıyorlar ki. Yani daha doğrusu maksada uygun, amaçlarına uygun kullanıyorlar ki. Yani yeri geldi mi bilmiyorum. Şeyde bu adamların genel bir takım büyük planları. Oyun dedi ya Turgay Bey az önce. Belki sonra değiniriz herhalde ona. Ya büyük büyük planlar var böyle ortaya konmuş. Büyük devletlerin planları var. Tabii büyük devletin tanımı da farklı artık. Ona girmeyelim ama kim büyük, kim küçük, kim orta ölçekte o ayrı bir tartışma konusu. Şimdi adamlar öyle güzel çizgiler çekmiş ki harita olsa da gösterirdik ama. Şimdi ben önce bir şey isteyeyim, siz ondan sonra devam edelim. Tamam. Bir numaralı harita var. Bir onu versinler. Ben Kemal Hocam oradan bir pas atayım. Turgay Güler müsaadenizle. Tamam. Oradan da büyük haritalara devam edelim. Bir numaralı haritaya. Bir numaralı şeyimiz var. Peki o haritadan önce bir cümle kurabilir miyim? Tabii lütfen. Buyurun. Şimdi ben 20 yıldır bunu anlatıyorum. Gittiğim konferanslarımda, yayınlarımda, yazdığım kitapta. Bir mesele şu kadar yalın. Herkes buraya odaklansın bence. Bir avuç, demin 30 milyon dediniz, 10 milyon olsun, 50 tane olsun, 100 tane olsun. Küresel aktör, bir şirket var. Tamam mı? Dünya bir şirket. Para bunlarda, silah bunlarda, sermaye işte bunlarda. Dağıtım sistemi onlarda, ilaç bunlarda, teknoloji bunlarda, her şey bunlarda. Böyle bir şirket. Şimdi bu şirket diyor ki, dünya üzerinde ne kadar ülke varsa benim şubem kardeşim. Şimdi sen şubeni nasıl yönetirsin? Senin menfaatlerine hizmet edecek bir genel müdür bulursun, şubenin başına koyarsın ve yönetirsin. Kendi şubesi gibi gördüğü için Türkiye'yi kendi şubesi gibi görüyor, Almanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı, Japonya'yı, orayı kendi şubesi gibi görüyor ve o şubelerini kendisinin atadığı biri tarafından yahut kendisinin onayladığı biri tarafından yönetilmesini istiyor. Denklem, hikaye bu kadar basit. Bu Türkiye için de geçerli. Yalnız bir dakika ya, ben senin şirketin değilim. Burası benim ülkem. Distribütör değiliz ya. Distribütör falan değilim. Burayı da ben kendim yönetirim. Nasıl? Demokrasiyle. Sandığa giderim. İstediğimi seçerim. Demokrasi de o değil mi zaten? Yani istediğimin benim elimde verdiğim oyla beni yönetmesi. Ben kendimden birini getiririm, kendi ülkemin başına yönetici yaparım, o yönetir. Bu olduğu zaman şirketin sahibi geliyor, senin seçtiğin genel müdür diyor ki bak, benim menfaatlerime göre hareket edersen, bunu gözetirsen, bana yaltaklanırsan kardan pay veririm diyor. Yönet. Sana dokunma, koltuğuna dokunma. Ama diyor, yok, benim ülkem, kendi çıkarım vesaire demeye başlarsan sen orada oturtmam diyor. O da diyor ki nasıl oturtmayacaksın? Hadi bakalım. Tak darbe. Tak medya gücü devirme. Turuncu tak devrim. O turuncu devrim, şu bu vesaire bir sürü şey. Erdoğan bu toplum dedi ki bir dakika ya, bu ülke benim ülkem. Kendimden biri beni yönetecek. Getirdi Erdoğan'ı ve 21 yıldır şirket patronu Erdoğan'ı o koltuktan kaldırmakla meşgul. Bunu bütün dünyada yapıyor. Irak'ta kaldırdı, bilmem Libya'da kaldırdı, Ukrayna'da kaldırdı, birçok yerde kaldırdı. Türkiye'de kaldıramıyor. Kavga bu. Ülkeleri kendi şubesi olarak görmesi. Buyur harita. Ben haritada sadece aslında çok kısa bir şey göstereceğim. Şimdi bu haritanın özelliği... 1947. 1945'te yayınlanmış bu harita. 1945'te yayınlanmış. Amerika'daki Sunday Mail diye bir gazete var New York'ta. O zamanki, şu an yok o gazete. O zamanki gazetenin bir nüshasında. Dikkat ederseniz bu bölgede İsrail diye bir yer yok. Filistin. Filistin yazıyor. Şu sarı yer. Tamam. Kapak da Filistin, zaten Filistin. Filistin. Tarih kaç demiş? 1945. 45. Zaten İsrail diye bir ülke de yok. Yok tabii. Ama Filistin diye bir yer var. Ama Yahudiler var burada o sırada. Yahudiler var. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim aslında. Evet. Size lafı orada bırakacağım. Haritanın başlığına bakın. Yani gazete bunu basmış. Kocaman tam sayfa basılan bir harita. Land of Strife. Land of Strife. Land of Strife. Ne demek biliyor musunuz? Çatışmaların toprağı. Ya daha çatışma yok ortalıkta. Daha henüz yok. Ama daha bak, İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş.
Zaten şu alttaki bölümünde de haritanın 1938'den itibaren başlayan Yahudi göçleri anlatılıyor. Daha yeni bitmiş ya. 1945 senesindeyiz. Daha yani Holokost daha Nürnberg mahkemeleri daha kurulmamış bu harita yayınlandığında ve adını Amerikalılar Land of Strife, yani çatışma bölgesi diye koymuşlar. Şuraya da bir Davut yıldızı yerleştirmişler. Bak haritayı böyle yapmış. Evet. Yani demin Kemal Hoca diyordu ya, bunlar 40-50 yıl evvelden bir şeyler hesap etmeye başlarlar diye. Şu alttaki içinde Türkiye'nin de olduğu bu, harita var. Orada bunu bu şurayı diyorsun değil mi? Bu evet. Şeyi gösteriyor. 1938'de Avrupa'nın 1938'deki hali ve savaş dönemi boyunca buraya gelen Yahudi göçlerini gösteriyor. Onu anlatmış. Ege'de Kudüs'ü gösteriyor. Buradan seçemiyorum onu. Ege'de bir karartı var. Öyle mi görünüyor burada? O Kıbrıs o. Kıbrıs. Yok, bir yok, de Girit üzerinden çizgiler geçiyor. Ondan dolayı. Çizgiler geçtiği için öyle. Şimdi buradaki asıl püf noktası şu. Bakın bu gösterdiğimiz harita bir stratejik belge falan değil. Yani CIA'ya ait, efendim FBI'ya, o iç istihbarata bilmem ne bir belge değil. Amerika'nın Pentagon'a da ait değil. Bu bir günlük gazetede, Amerika'daki sıradan bir günlük gazetede sen Amerika'daki sıradan bir günlük bir gazete zannediyorsun bunu işte. İşte tabii ki demek ki o değil yani. Demek ki o değil ve asıl kritik nokta şu. Adının, haritanın adının çatışmalar toprağı. Filistin çatışmalar toprağı değil. Daha çatışma yok ortalıkta. Dur bakayım, ne çatışması? Orada İngiliz dominyonu orası. İngilizlerle Yahudiler arasında ufak tefek belki şey, gerilimler var. Daha çatışmaya bile dönüşmemiş. Çünkü çatışmalar 45'ten sonra başladı. Önemli olan nokta bu. Asıl çatışma şöyle çıkmıştı. Yahudi gruplar, Ben Gurion da vardı başında bir tanesinin. O zaman gençliğinde yani. İngilizler Yahudi göçünü sınırlandırmak istiyorlardı Filistin'e. Buna karşı harekete geçti. Hikaye bu ama 1945'te daha çatışma yok ama Amerikan gazetesi çatışma toprağı diye yazmış, bitirmiş yani. Haberini vermiş. Ben buradan sonrasını hocam. Daha geriye götürebilir miyim ben müsaade ederseniz? Evet hocam. Olayı. Tabii hocam. Tabii. Bunun üzerinde de olabilir. Normal. Daha büyük haritalara geçebiliriz. Ben bunu sadece size konuyu buradan hemen açayım diye istedim özellikle. Hemen bir takviye edeyim Gaffer Bey. Çok güzel yakalamışsınız. Sizi yalnız bırakmadım hocam. Ben de geleyim. Şimdi tabii buyurun. Yıl 1915. 1915'te ne oldu? Şimdi Lloyd George, İngiltere Başbakanı o dönem, bir şeyler söylüyor. Diyorlar ki buna, bak artık bizim bu saatten sonra, 1915 hangi tarihe denk geliyor? 14'te savaş başlıyor, 18'de. Savaşın birinci yılındayız daha. Birinci yıl daha. Bakın neler düşünüyor adamlar. Diyorlar ki, bakın burada Almanlar tabii güçlü, ilerliyorlar. Biz diyorlar, 1915 tarihinde doğuya açılmamızda gerek yok. Hindistan var bir tek ortada kalan. Yolun da kontrolü zaten sağlam. Bir sıkıntı yok. Orta Doğu'ya gitmeyin. Erişmeyin. Fransa ile ilişkilerimizi arttıralım. İngiltere açısından söylüyorum. Yani Almanlarla bir şekilde savaş halindeyiz. İttifak kuralım. O sıra Sovyetler Birliği yok ama Çarlık Rusası ile yakınlar. Hı hı. Şimdi 15'te bir şekilde Lloyd George'u ilan edemiyorlar. İkna edemiyorlar. Bir şekilde Orta Doğu el atmaya çalışıyor. O da bir yerden kurgulanmış. Sırtına bir heybeyi koymuş. Bir şekilde Orta Doğu'ya el atacak. 16'da Fransız Dışişleri Bakanı ile İngiliz Dışişleri Bakanı Saxe-Picot bir gizli anlaşma yapıyorlar. Orta Doğu'yu parçalıyorlar. 1916'da yine Dışişleri Bakanı İngiltere'nin işte Balfour Deklarasyonu. Tam o sırada Amerikalılar devreye giriyor. Turgay Bey. Diyorlar ki yapmayın. Bakın Yahudi göçü 1880'den beri o istikametlerden bir de Rusya'dan ağırlıklı olarak geliyor bu bölgeye. Yapmayın, bu bölge o Strike'dan yola çıkarak o ifadeyi 1917'de Amerikalı bir tane bürokrat kullanıyor İngiltere'de toplantıda. Burayı diyor ileride 100 yıl sonra 100 yıl boyunca çatışmaların üretildiği bir merkez haline getirirsiniz diyor. İşte bakın Strike kelimesi 1945'te tekrar etmişler. Evet, evet. 48'de evet, devlet evet. Kuruluyor, olay bitiyor. Artık 1945'te günlük gazeteler yazmaya başlamış. Tabii, tabii, yani öyle yani, diyelim evet, yani. Evet. Siz diplomatik malum. Kaynağı söylüyorsun. Günlük gazeteye kadar düşmüş herkese artık. Herkese malum. Geliyorum demiş yani. Evet. Yani bakın çok net gösteriyor. Zaten ortaya da koymuşlar. Filistin Yahudi toprağı değil. Yahudiler var. Yahudiler burada o dönem %6'lık toprak kesimine sahipler sadece biliyorsunuz. Evet. Yani nüfusun %30'luk bir kesimine sahipler ama bir şekilde de %6'lık... Tel Aviv'deler büyük oranda evet, hocam. Evet. Kıyılarda. Tel Aviv'deler. Kıyılardalar. Tel Aviv'deler. Şimdi orada %70 nüfus... Bir Taksim planı değil mi Gaffar Bey? Bir Taksim evet, planı tabii, Birleşmiş tabii, Milletler tarafından tabii, tabii. 11 tane hop, bir oldu, komisyon bitti. Bitti, evet. Kapandı. Şimdi şeye gelelim. Evet. Bir önceki haritaya gelelim. Hocam
İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye girdik gibi bir açıklama yaptı. Gelelim şu son duruma. Biraz son durumu konuşalım hocam. Şimdi bombardıman devam ediyor. Saldırılar devam ediyor. Katliamlar devam ediyor. Çocuklar, bebekler ölmeye devam ediyor. Yani insan paramparça oluyorsun. Ama sürekli sürekli aynı şey devam ediyor. Bir şey olmuyor. Bu ayrı, bunu konuşuruz. Evet, evet. Nedir hocam? Hani biz şunu konuşuyorduk. Kara harekatının zorluğu vesaire konuşuyorduk ama sanki taktiksel biraz daha, yani bir taktikle biraz daha İsrail ordusu ve işte Amerikalılar, başka hangi unsurlar varsa, vekalet savaşçıları biraz daha kara harekatına yaklaştılar. Bu böyle midir yoksa öyle mi hissettiriyorlar? İsrail'in planı şu. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber, tabii bu arada hakikaten 10 bin üzeri insanın katledilerek vahşice öldürülmesi, bunun uluslararası karşılığı ne okumak mümkün değil. Ama ne olacak ileride, insani kısmını çok kısa bir söyleyeyim, ondan sonra geçeceğim bu taktik kısma. Bunun bedelini bütün Orta Doğu ödeyecek. Bakın, orta vadede bütün dünya ödeyecek. Çünkü bir yerlerde bir şekilde bir İsrail tarzı bir devlet çıkıp bir şeyler yaptığında o zaman bu tabloyu hatırlatacaklar. Umarım bir gün o batılı ülkeler, buna destek veren ülkeler, kendilerine döndüğünde bazı şeyler aynı reaksiyonu verirler. Sorun bu. Şimdi burada bakın, İsrail ordusunun planı şuydu biliyorsunuz. Bu haritayı şöyle düşünün sevgili izleyiciler. Biraz daha böyle dik, kuzey yukarı doğru. Kuzey diyelim şöyle, biraz evet. Daha şöyle. Burası kuzey, Türkiye. Kuzey, evet, Türkiye kuzey. İstikameti şöyle. Evet. Şimdi ilk başta şunu söylemiştik. Bir kere ikiye bölecekler demiştik. Hatırlar mısınız? Hı-hı. En başta ikiye böldüler. Şurayı kapattılar. Ben biraz daha aşağıdan öngörüyordum. Çünkü şurada bir vadi var. Vadinin olduğu bölge çok topografik olarak müsait bölmeye. Kontrolü de kolay. Çünkü düşünün şöyle olduğunu. Yan tarafları tuttuğunuzu. Müstahkem yerler var. Evet. Yani evet. Coğrafya müsait olan yerler var. Daha çok şuradaki kent merkezinde bir yerde. Dolayısıyla biraz daha kuzeyden bölebilirler. O da neden? Meskun mahal bu bölge. Meskun mahal olduğu için daha kuzeydeki boş arazilere girdiler. Şimdi bölmeyi tamamladılar ama şuradaki nüfusu aktaramadılar buraya. Dolayısıyla buradaki 400 bin nüfusu artık paranteze aldılar. Dikkate almaksızın planlarına devam ediyorlar. Katliamları sebebiyle. Öldürüyorlar. Yani gitmiyorsanız Hamas mensubusunuz, silahlısınız vesaire. Burası şimdi bitti burada, değil mi? Şurası Gazze merkez. Hı hı. Şurada Kuzey Gazze var. Şurada Beyt Hanun var. Bakın şu girişte, aha, Beyt Hanun var. Şurada bir şerit var. Şöyle aşağı doğru geliyor. Burası girişe yasak bölge. Şimdi şurası kuzey bölgesi. Şu bölgeden bir noktadan, şu bölgeden ve şu bölgeden artı şu bölgeden iki yoldan, şöyle gösterelim, iki güzergahtan girdi yaptılar. 1, 2, 3, 4, 5 noktadan girdi yaptılar. Girdi yaparken bunlar önce özel kuvvetleri gönderdiler. Arkasından tank ve mekanizeler gittiler. Ve şu bölgeyi, bakın şuradan girişe yasak dedik ya, şu bölgeyi şöyle aldılar. Meskun mahallelerden arınmış olan araziyi ve toprak bölgeyi. Nasıl aldılar? İş makineleri önden gitti. Sütreler kazdı. Bu bir tuzakları, mayınları güya temizledi. Tanklar da arkasından birerli kolda dizilip geldiler. Özel kuvvetler hala şu bölgede tanklarla beraber. Bir de buraya aldılar. Şurada bir boşluk var şöyle. Turgay Bey. Tampon. Burası da boş arazi. Meskun mahalle. Ev yok yani burada. Çiftlik yok, şu yok, bu yok. Bu bölgelerde bir şerit oluşturdular. Güney ile kuzey arasındaki irtibatı tamamen kapattılar. Hani dedik ya, tecrit, açık hava absansı demiştik ya. Burası artık bir kapalı hücre haline geldi. Açık havadan çıktı, kapalı hücre. 400 bin kişiyi kapalı bir hücreye kapatmış gibi düşünün. Nefessiz, havasız, kontrolsüz. Ama burada toprak üstünü kapattılar. Alttan geliş geçişler. Hamas cirit atıyor. Bir oradan buraya, oradan karşıya. Ya da bu galerilerde yatay dikey hareketler yapıyor. Şimdi yapacakları şey şu. Toprak üstünü kapattılar. Toprak altındaki şu blokajı yer altına indirmek için delikler açıp patlayıcılarla blokajı, yani nasıl söyleyelim, bloke edecek. Toprak altını da kapatmaya çalışıyor ki Hamas'ı da burada hapsetsin bir şekilde.
Demek ki üstte 400 bin nüfus, sivil vatandaş, masum vatandaş. Altında da belki 10 binlerce Hamas mensubu kapatmak istiyorlar. Hocam önemli bir şey söyledi Gaffar Yakıncı. Diyor ki, buradan sondaj diyorlar buralarda. Şimdi biz ne biliyoruz? İzleyicilerimize dikkat etsinler. Bu bölgeler hep Hamas'ın, yani şuralarda da vardır mutlaka, Hamas'ın yeraltı tünelleri var burada. Orada çalışıyor çünkü sistem. Diyor ki hocam, mesela şuralarda gelecek, sondajlar yapacak, o tünelleri bulacak, orayı bombalayacak ya da içeri kimyasal silah atacak. Kimyasal atacak. Beton dökecek. Blokaj yapacak, beton dökecek. Yani düşünün, temel bir anda gibi düşünün. Karşınıza şey çıkacak. Beton. Beton çıkacak yani. Hapsolacaksınız. İçeride hapsolacaksınız. Hamas buna plan bu. Plan bu, evet. Plan bu. Şimdi burayı kuşatma harekatı ve keşif harekatını birleştirdiler. İşte birinci safha ağır bombardıman bir aydan fazla sürdü. Biliyorsunuz bu 6 gün savaşları 6 gün sürdü zaten, biliyorsunuz 73 savaşı hatırladım 20 gün sürdü. Hı hı. Ondan sonra 2006 savaşı 34 gün sürdü. 2014 savaşı 50 gün sürdü. Şimdi 31 gündür, ama o savaşların hepsinde bir nihai sonuç elde edildi. Başarısızlık ya da başarı. 31 gün sürdü ağır bombardıman, hala sürüyor ve kara harekatı henüz başlamadı. Bunu nokta olarak koyalım. Bu yapılanlar benim şu söylediğim tedbiri almak için bir keşif ve bir kuşatma harekatı. Sonuçta bunu başarırlarsa eğer, şu bölgede karakollar kuracaklar. Şu bölgelerde. Hatta şu bölgelerde karakollar. Neden? Çünkü giriş ve çıkışları kontrol etmek için. Yine burada zaten giriş çıkışı kontrol etmeye gerek yok. Tamamı İsrail toprağı gibi gözüküyor şu anda. Deniz zaten abluk altında. Tek sorun bu. Bakın burayı yer üstünde ve yer altında bloke ederse ne Hamas'ın ne kalan 400 bin nüfusun güneye güvenli bölgeye geçmesine müsaade etmez. Ama şimdi burada da bir taarruz var. Şimdi oraya döneceğim tekrar. Burada da bir tali taarruz var. Orayı bombalarken eş zamanlı buraya da bombaladı. Buradan gelen konvoyları bombaladı. Oradan çıkan şehir içindeki hastaneler güneye emniyetli güya bölgeye giderken ambulansları bombaladı. Yani diyor ki bütün Gazze benim ilgi alanım. Peki şey, sadece kuzey değil. Kemal hocam, güneyle kuzeyin bağlantısını tam olarak kesmiş midir, emin miyiz ondan? Şöyle yani işte Hamas ne yaptı bu arada, onu konuşalım isterseniz. Evet. Hamas'ın da çünkü yaptığı şeyler var. Yerden kesemediler ama yer üstünde şurada karakollar kuramıyor şu anda. Ordugah kuramıyor. Çünkü kuşatma harekatında girdi çıktığı kapatmanız gerekiyor. Kapatmazsanız bir anlamı yok. Yani bir nefes borusu bulursa Hamas buradan çeker gider, ya da sivil halk. Dolayısıyla bu başarısız oldu. Yani kuşatma harekatı başarılı değil. Keşif harekatı başarılı değil. Çünkü %25 civarı, 20-25 oranında bir yeraltı keşfi söz konusu. O da çok büyük ihtimalle Hamas'ın aldatmak için yaptığı tüneller, kapalı galeriler, çıkmaz sokaklar. Asıl galeriler mühimmatın olduğu yerler, komuta kontrol merkezlerinin olduğu yerler, artı gıda stoklarının olduğu yerler. Galerilerin gerçek haritasının içerisinde onlar var. Şimdi bu plana göre şimdi şunu yapacaklar. Burayı karakollaştırır, bloke ederse eğer, tanklar, mekanize unsurlar bu bölgede tıkama harekatı, yani kuşatma harekatı. Daha sonra bu düzenli birliklerle asimetrik savaşa göze alamıyor ya İsrail. Giremiyor. Onun yerine asimetrik bir güç oluşturmaya çalışıyor. İçinde tünel birlikleri var, özel birlikler var. Hatta Blackwater takviye edecek. PKK-PYD-YPG dediğimiz gruplar var, terörist gruplar var. Teyit edildi bu arada. Yani şey, Amerikan paralı askerlerinin gittiği teyit edildi. Tabii tabii. Evet. PKK-PYD-YPG de emin olun buraya takviye edecek. Çünkü Büyük İsrail ile Kürdistan arasında sözde biliyorsunuz çok böyle kovalent bağlar var. Ukrayna ordusunda savaşan bazı birliklerini Amerikan ordusu buraya aktarmış. Evet. Demek ki meskun mahallelerde ve tünellerde muharebe edecek asimetrik güç oluşturma peşinde şu anda. Ne bulursa, İsrail ikinci vatandaş statüsünde kişiler var. İsrail vatandaşı ama Yahudi değil örneğin. Ya da sonradan tam Yahudi olarak görmüyor. Evet. İşte anası sonradan var. Yahudi olmuş falan. Etiyopyalılar. Etiyopyalılar. Bu çılgın ya da bu ikinci sınıf vatandaşlardan mürekkep çok yüksek paralarla burada bir asimetrik ordu kuruyor. Yani İsrail ordusu zaten bana göre metodolojik olarak terör örgütü. Bunun içinde de bir fraksiyon oluşturmaya çalışıyor. İşte onlarla beraber Gazze merkeze girecekler. Ve Gazze merkezde yaşayan 400 bin nüfus dahil önüne geleni katledecekler. Gidişat bu.
İşte dolayısıyla bu harekat planına karşı Hamas ne yapıyor? Hamas, evet. Hamas çok az kayıp verdi bu arada, onu da ifade edelim. Yani belki Hizbullah'tan daha düşük miktarda kayıp verdi. Hamas şunu yapmaya çalıştı en başta. Dedi ki evet, İsrail ordusu güçlü. Hamas'ı eleştirdiğimiz konulardan biri de bu zaten. Halkı koruyacak, güvenliğini sağlayacak tedbir, planlama doğru düzgün yapılmamış. Tamamen İsrail ordusuyla mücadeleye ve kendi silahlı gücünü koruyacak bir sistematik koymuş ortaya. O yüzden Hamas şunu yapacak. Hamas tünellere çekmeye çalışıyor Turgay Bey. Hı hı. İsrail ordusunu. İsrail ordusu girmedi, bu tuzağa düşmedi. Ama asimetrik kuvvet oluşturursa eğer İsrail, tünellere girecekler ve tünel muharebeleri gerçekleşecek. Ama giren birliklerin elinde fosfor silahları, kimyasal silahlar ve çok yangın çıkartan silahlar olacak. O çok ciddi bir problem. Şimdi onlar meskun mahallelerde aynı anda muharebelere devam edecekler. Dolayısıyla Hamas buradaki tünel birliklerine girecek olan özel, daha doğrusu asimetrik güçlere karşı tünel ağızlarında çok ciddi bir tuzaklama yapmış durumda. Yani bu bir tuzakları, mayınlama vesaire gibi. Bunların haritaları çok az kişide var. Çok yayılamıyor çünkü. Dolayısıyla burada tünel içi muharebelerde ezici bir kuvvet çarpanı haritayı bilen tarafta olduğu için Hamas'ın tünel muharebelerinde mutlak bir başarı elde edeceği öngörülüyor. Meskun mahallelerde yıkıntılar dahil tahkimli müstehkem mevkiler oluşturulmuş ve içlerine 3'er 4'er kişilik hücreler yerleştirilmiş. Dolayısıyla buradaki hareket eden tankların büyük bir çoğunluğunu, mesela 10 tankın 6'sını 7'sini Hamas bu hücrelerle, hatta araziye yayılmış olan tanklar dahil meskun mahalleye girmemiş olsa bile imha ettiler. Demek ki hücreler var burada, meskun mahalle içerisinde tuzaklar var, tünellerde giriş çıkışlarda bu bir tuzakları var ve içerideki harita, saklanma, gizleme, mevzi değiştirme gibi haritayı bildiği için Hamas unsurları girenlere karşı durum üstünlüğü sağlayabilecek durumda. Tahmin ediyorum çok büyük bir zayiatla o güç geri gidecek. Bir de çok İsrail enteresan kayıtları. Bir silahı var Hamas'ın kullandığı. Mesela videolarını yayınladılar. Bir, böyle bir kapsül gibi bir şey. Yani asker çıkıyor, Hamas askeri çıkıyor. Tanka böyle arkasından yapıştırıyor. Tanka havaya uçuruyor. Bu nedir? O geçen atlayıcı, konuştuk ya atlayıcı. Sıfır mesafeden o diye. Ha, o işte. O işte. Aynen o. Sıfır mesafeden. Ama tankı imha ediyor yani. Eder. Çünkü çok büyük mesela tank, İsrail tanklarının delinmesi için bir 4000 derecelik ısı gerekiyor. Söylemiştim hatırlarsınız. Evet. Bu da orta düzeyli yani yüksek teknolojili tank savaş silahlarını gerekli kılıyor. Mesela TOW 2 demiştik. Amerikan yapımı. Ya da Kornet demiştik. Rus yapımı. Bizde ABD, var silahlar. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Hani buna inanalım mı bilmiyorum ama bu sözlerine. Dünkü Hakan Fidan görüşmesinin yansıması mı diyelim? Yani bunu hayalci bir cümle bu da. Dışişleri Bakanlığı dediğin o demin gördüğümüz evet, değil mi? Blinken. Blinken. Evet. ABD Dışişleri Bakanlığı diyor ki İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu. Filistinlerin Gazze dışında bir yere zorla yerleştirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu masada olan bir şey değil. Gazze Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır. Gazze'nin işgalini desteklemiyoruz. İlk geldiği günkü heybesinde o yoktu ama. Evet. Heybede 4 madde vardı biliyorsunuz. Evet. Tam tersi. Tam tersi. Buna bir şey daha ekleyelim. O diyor ki Birleşmiş Milletler barış gücünü destekliyoruz konuşlanması için. Bir de o bölgedeki biliyorsunuz aşiretlerle ve kabilelerle muhatap olalım. Yani 100 yıl önce İngiltere'nin yaptığı tarzı teklif olarak ortaya koyuyor. Yani Filistin'i orta çağa geri götürelim. Bir Filistin devleti, ya biz Filistin devletini kurmaktan bahsediyoruz. Resmi o, resmi Filistin'e de iki devletli çözüm. Yani bunun başkenti, toprağı, bayrağı, milli marşı, halkı, her şeyi var. Tek sorun işgal altında olması. Evet. Efendim ona getirecekleri çözüm de tartışıyorlar bunu, okuyoruz. Kabilelerle mi? Ya kabile dediğin şey devletten, modern devletten 500 yıl öncesi. Senin o zaman İsrailli kabilelerle muhatap olalım. Kolay. İsrailli hahamları getirin bize. Biz onlarla o mezheplerle muhatap olalım. Niye İsrailli devleti olarak kabul ediyoruz? Evet. Aynısını onlara yapalım. O fraksiyonlar var bir sürü işte. Tabii hep biz İsrailli muhatap olmayalım. Onlarla muhatap aynen olalım. Öyle, aynen öyle. Neden bunu kolay yani satın alınabilir ya 100 yıl önce denendi ya. Tabii tabii. Tuttu ya şimdi yeniden denemek istiyor. Bravo. Devlet olmazsa kolay satın alın. Bravo. Son dakikanın görüntüsü var mı? Hamas güçleri İsrail'in sivilleri hedef almasına karşılık Tel Aviv'e
yoğun roket saldırısı başlatmış yeniden. İşte intikam bir şekilde o da karşılık veriyor. Şimdi Turgay Bey şunu bitireyim ben. Hamas bakın burada evet. Bu tedbirleri aldıktan sonra yapacağı şey, yapmak istediği şey aslında bir miktar Batı Şeria'nın desteklemesi, intifadayla, Doğu Kudüs'ün intifadayla desteklemesi, Hizbullah Şii milislerin bu muharebeye doğrudan bak kıvırmadan, tamam mı? İlk yaptıkları 2020 toplantısındaki aldıkları kararlar gereği doğrudan kuzeyden cephe açıp İsrail kuvvetlerini ikiye bölmekti. Trump bize ne mesaj verdi biliyor musunuz hocam? Trump bize dedi ki Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Trump'la görüşüyor İran. Amerika ile görüşüyorlar. Diyorlar ki biliyorsunuz birkaç gün önce açıklandı. Ya biz sizin üstlere birkaç roket atacağız. Derdimiz sizi vurmak değil, size zarar vermek değil. Ama karizma çizildi. İçeride bir moral motivasyona ihtiyacımız var. Bir 18 tane füze atacağız. Endişe etmeyin diyor. İran zaten diyor. O zaman da biz şunu tartışmıştık Trump. Yani bu kadar füze İran'ın elindeki füzeler gelişmiş füzeler, güdümlü füzeler. Bu kadar nasıl güdüm yaptı, ki? Nasıl bir güdüm ki bir tane Amerikan askeri bile yaralanmadı. Ölmedi. Bu iş nasıl oldu? Amerika'ya yani, güdümlü demek ki. Amerikan güdümlü bir füze. Amerikan yani güdümlü. Arkası oyunun içinde oyun varmış. Şimdi bir yalanlama da gelmedi bu arada. Ben gelmedi. Bakıyorum. Gelmedi. Ben de baktım. Yani. Ben şimdi, bekliyordum. Yalanlama tabii, bekliyordum yani tabii. İran yönetiminden. Biz yani. Ne dedik? İşte Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran kızdı, füzeler attı falan işte hikayeden haberimiz yok. Biz işte bu bir goy goyu aldık, burada konuştuk. Şimdi Nasrallah ne dedi? Hiçbir şey demedi. Hiçbir şey demedi. Yani Hamas'a yardım etme zorunluluğu olan, bak bu başka bir şey çünkü Lübnan aynı savaşın bir parçası. Evet. Nasrallah kıvırdı. Bir moladan sonra bu Hamas meselesine devam edelim çok hocam. Çok önemli, evet. Çok önemli. Sakın bir yere ayrılmayın. Kemal Olçar, Gaffar Yakıncay'la değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi bir bakayım. ABD diyor ki, yaptığı açıklamada Şenol abi sağ olsun göndermiş. Dünya kamuoyu nezdinde İsrail koşulsuz destekliyor. İntibağından kurtulma ve Orta Doğu'da başka planları devreye sokma çabasına mı girdi diye bir şey var. Şimdi şöyle, büyük ihtimalle şunu söylüyor. Gazze'ye girmeme Şenol konusunda abi. Uyardık diyor şimdi ABD. Şunu söylüyor büyük ihtimalle Şenol abi. Bugün Politico'da bir yazı yayınlandı. Bu Amerika'da işte etkili bir politik dergi, öyle diyeyim. Bir iç yazışma ele geçirmişler Dışişleri Bakanlığı'nda. Hı hı. Dışişleri personelinin Amerika'nın bu koşulsuz destek tutumundan çok rahatsız olduğunu belirten bir iç yazışma sızdırıldı. Yani Amerikan Dışişleri Bakanlığı personeli kendi bakanlığına isyan ediyor. Diyor ki bu iş böyle olmaz. Artık bu işin suyunu çıkardınız. Yani İsrail burada savaş suçu işliyor ve destekliyoruz. Nitekim şöyle bir şey daha oldu. Dün Pentagon sözcüsüne bir gazeteci meslektaşımız, Amerikalı bir gazeteci şu soruyu sordu. Dedi ki şu anda savaş suçları soruşturulmaya başlandı Gazze ile ilgili olarak. Amerika Birleşik Devletleri de bu işe destek veriyor. İlk oturum Şubat'ta. Uluslararası konvansiyona göre, uluslararası anlaşmaya göre, savaş suçu tanımına göre savaş suçunun oluşmasına destek verenler de suçludur. Dolayısıyla sizler ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de böyle bir yargılamaya muhatap olabileceğinizi düşündünüz mü hiç? Bu hesabı yaptınız mı? Açık açık bunu söyledi Pentagon sözcüsü. Yani burada şu anda Amerikan müessis nizamı içinde de bir kaynama var. Yani şunun kesinlikle farkındalar. Şimdi öyle bak, yaptıkları iş değerli bir yorum. Söylediğin değerli bir yorum. Lakin söz konusu Amerika olunca, yani Amerika'yı Irak'tan sonra kim yargıladı? Şu Vietnam'dan, Suriye'den. Ama Turgay, Amerika değil. Tamam. Dünya da o dünya değil. Şimdi Şenol abi diyor ki, bu diyor Orta Doğu'da başka bir plan mı? Ben de şunu söylüyorum. O deminki haritayı versenize. Bu dediğin eyvallah. Bu yargılama olur mu? Ya şöyle düşün Turgay Güler. Yani şöyle bakın. Yargılama olur olmazdan öte şimdi. Bir duruşma yapılacak ayrı bir konu.
Ama şöyle düşünün. Bizim Dışişleri Bakanlığımızı düşünün. Hı hı. Yani bahsettiğim yazışma WhatsApp'tan memurların birbirine bir şey yazması değil. Resmi yazışma yapıyorlar içeride. Yani bir dairenin sorumlusu başka bir daireye e-mail atmış. E-posta göndermiş. Diyor ki ya biz böyle böyle konuşarak, böyle yaparak çok yanlış tavır alıyoruz. Başka söylemler de kullanmalıyız. Evet. Rahatsızız bundan diyor. Evet. Çok enteresan bir şey var burada. Şimdi hocam buyurun. 31 günü Amerika diyor ki İsrail'e Gazze'ye girme. Evet. Mola'ya gitmeden önce Gazze Filistin toprağıdır. Bunların hepsini söylüyor. Kimse oradan zorla göç ettirilemez ya. Bunların hepsini gördük. Bugün savaşın, saldırının, katliamın 31. günü. Doğru değil mi? 32. 32. Galiba. Bir ay diyelim hadi. Evet. Bir ay geçti aradan. Bir ay sonra ben geçen hafta bir marj var demiştim hatırlarsanız. O marja kadar gelecekler ve bu katliamlar duracak. Aradan bir ay geçmiş, 10 bin insan ölmüş, binlerce bina yıkılmış, 32 bin yaralı, 32 bin yaralı. %20'si şehit olacak ona. Tabii, en az %20'si şehit olacak. Darmadağın edilmiş, perişan edilmiş bir Gazze var. Amerika diyor ki Gazze'ye girme. İsrail de bu gece karar aldı. Gazze'ye girmiyoruz. İnsani yardımları önemsiyoruz falan bir şeyler dedi ve buradan çekildi. İstediğini aldı zaten. Yıktığı bir Gazze. Bu Gazze nasıl toparlanacak? Evet. On binlerce işgal sonrası ne olacak? Yaralı, binlerce şehit. Çekildi gitti hadi ne yapıyorsanız yapın dedi. Böyle bir dünya yok. Hamas, hocam bugün sizle telefonda konuştuğumuzda, yani ekran başında bizi izleyenler bilsin ki Hamas şunu yapmak istedi değil mi? İsrail'i masaya oturtmak istedi. Evet, politik hedefleri var Hamas'ın. Politik hedefi. Yani bir terör örgütünün hedefleri gibi hedefleri yok. Yok. Politik hedefleri de çok çok uluslararası hukuka uygun. Çünkü BM bunu söylüyor. Bunu bütün bölge ülkeleri söylüyor. 120 ülke ateşkes çağrısı yapıyorsa içinde Hamas'ın politik hedeflerini onaylayanlar da var. Evet. Ne onlar? Ya diyor ki Hamas ben bu işi yaptım ama yaparken şunları hedefledim. Sen bunu ben bunu yapmadan önce yapsaydın bunlar olmayacaktı diyor. Hatta şöyle bir şey var. İsrail ordusunun Gazze'nin tamamını işgal ve ilhakla ilgili bazı planları ele geçirmişler. O yüzden okumalar yapıyorlar. İşte o yüzden Hamas da burada şu Gazze'deki %40'lık yönetimin %100'ünü istiyor. %60'ını şey kontrol ediyor. İsrail kontrol ediyor. Girişi, çıkışı, her türlü mal girişini, insan girişini filan. Bir taraftan Batı Şeria %60'ı İsrail işgalinde. Doğu Kudüs tamamen ilhak altında şu anda, işgal altında. Yani birinci hedef bu. Çekil diyor. Batı Şeria'daki 550 bin Yahudi nüfusu kendi topraklarına çek. Öz topraklarını, tapulu malı bu Filistinlilerin geri ver diyor. Şimdi bir taraftan da tabii tanınmak istiyor. Buradan Kudüs'e gidemiyor. İşte bağlantı yok. Hiçbir şey yok. Şu ablukayı kaldır diyor. İnsani yardımları başlat. Yani Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ten ibaret bir bağımsız Filistin devletini BM tanısın diyor. Bu kadar. Yoksa şunu istemiyor şimdilik Hamas. Yani ben 1917 coğrafyasına geri döneyim. Sadece Filistinler olsun, Yahudi topluluğu buradan göç etsin, geldiği yere gitsin. Bunu istemiyor. Ama işte İsrail de tamamını istiyor. Bu kadar basit. Bunun üzerine kurgulanmış bir sistem var. Ve bu bugünden, dünden bugüne olmuş bir hikaye de değil. Ya şöyle eleştiriler geliyor. Ya Hamas durdu, durdu, durdu. Ama durdukça eriyor Filistinler. Ya şurada kayıtlı nüfus, birileri bizi eleştirecek şimdi ama kayıtlı nüfus 850 bin. Mevcut nüfus 2.3 milyon. Yani bunun kapasitesi ne kadar olur sizce? Yani 1.2 milyon. Yani işte şurada hocam. 10 bin kişi kilometre çıkacak. Kareye. Kilometre kareye 10 bine çıkacak. Şu anda zaten 6 binden fazla insan düşüyor. Kilometre kareye 10 bin kişi düşüyor. Zaten coğrafi olarak da yani bu habitat olarak da çok yaşama müsait bir yer değil. Bu ablukayı falan saymazsanız bile tabii, normal koşullarda. Tarım yapamazsınız. Enerji tabii. İhtiyacınızı gideremezsiniz. Ulaşım problem, her şey problem. Ha, dolayısıyla Hamas burada bu taktik resme göre bir şekilde direnmeye devam edecek. Madde bir. İki, direnirken beklediği bir takım destekleri maalesef şu ana kadar alamadı. Alamayacak gibi de duruyor. Kastettiğim şey Nasrallah'ın açıklamalarında var. 8 Ekim'den beri savaştayız. İsrail bazı kuvvetlerini bana angaje etti.
O yüzden rahatlattık diyor. Ya böyle bir komik açıklama olabilir mi ya? Ne kadarlık kuvveti angaje ettin oraya? Ben gördüm onları fotoğraflardan, videolardan, canlı yayında. 2-3 tane karakol kurmuş İsrail, Lübnan sınırına. Karakollarda yüzer kişilik gruplar var. Tank mekanize unsurlarla takviye edilmiş. Zaten küçücük alan, hava kuvvetleri belli merkezden kalkıp Lübnan'a gidiyor. İsterse Gazze'ye gidiyor. O yüzden yani işte Hamas'ın dışarıdan destek olarak saymış olduğumuz unsurlardan destek gelmedi. Ülkeler, Türkiye hariç, çünkü beklentisi vardı Hamas'ın. Bazı ülkelerden özellikle Arap Birliği, İslam Dünyası, İran. Bu tür ülkeler de, bu tür birliktelikler de destek vermedi. Bakın yapmış oldukları toplantı planı, toplantının sonucunda alınan kararlar maalesef burada işlemedi. Bir şey daha söyleyelim. Hani İsrail'in çılgın hareketlerine Amerika artık yeter filan demişti ya Gaffar Bey, çok güzel yerden yakaladı. Ama buraya iki tane gemi geldiğinde şunu da söylemiştik. Bakın bu çok iyi hatırlıyorum. Bu gemiler elbette ki bu konjonktürel jeopolitik alanı kontrol etmeye geliyor ama bir taraftan da İsrail'in de dizginlenmesi gerekiyor. Bir miktar da İsrail için de geliyor olabileceğini ihtimali söylemiştik bundan birkaç hafta önce. Ha bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bakacağız. Bir taraftan da Amerika böyle söylemleri Amerika niye az değiştirdi? İşte bu söylemleri de ilk baştaki söylemleri mi doğru, şimdiki söylemleri mi doğru? Ben oraya bir kılçık atayım mı? Şöyle. Bunu, eğer, burayı bahane edip buraya geldiler. Şimdi işte bak. Şimdi tabloyu genişleteceğim. Çıkamıyorum evet. Gazze'den. Çıkalım. Çok önemli. En nihayetinde şunu söyleyeyim. Evet. Hamas burada mutlaka direnecek. Net söylüyorum bakın. Meskun mahallelere henüz girmediler. İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'ye girdik diyor ama Gazze'ye girmesi mümkün değil şu koşullarda. Çünkü hazır değiller. O tabii bir şekilde kendi propagandasını yapacak. Bu bölgede direniş devam edecek. Uzun süren bir savaşa hazırlık yapılıyor Kuzey Gazze'de. Bakın daha kuzeyi çözemediler. Biraz daha geniş bir harita bulun şimdi bize. Gelelim buraya bakın ne var burada. Burada bir Atlantik şeyi var, ittifakı var. Ne diyelim bunlara? Kuzey Atlantik Akdeniz ittifakı olabilir. Paktı. Paktı olabilir evet. Çünkü burada bir pakt kuruldu. Gerçekten kuruldu bir pakt. Şimdi burada iki tane gemi. Bakın tam şuralardalar. Bir kısmı şurada, bir kısmı şuralarda geziyor. Şöyle şu alanda, bakın burada Kıbrıs var. Burada Türkiye var, Mısır var burada değil mi? İsrail, Gazze çok yakın alanda şu bölgeyi muharebe sahası ilan ettiler. 3 tane Amerikan gemisi, 150 tane uçak. Ne kadar gemi var bilmiyorum, İngiltere'den gelen bir filo geldi. Fransa'da yetişti arkalarından, ben de varım oyunda diye. Şimdi burada bir Fransa, Amerika, İngiltere. Yani 5 büyüklerin 3'ü burada. Şimdi bir de denizaltı geldi uzaklardan, Atlantik ötesinden. Nedir bu denizaltı nedir? Dolaşıyor. Niye bu kadar önemli hocam? Şimdi denizaltı bir kere denizaltıyla savaşır. Yani sizin burada denizaltı bulundurmanız lazım ki tek başına bir güç. Neden tek başına güç? Boyutları 300 metre, 13 platform. Metre genişliğinde. İçinde bir de nükleer yakıt var. Nükleer yakıt da sınırsız ve süresiz, çok ikmal yapma gerek duymadan yıllarca seyahat edebilirsiniz. Ve filonun, denizaltı filosunun en gelişmişi. İçinde hocam neler var? Biz onun egzozuna atlet tıkarız. Evet. Tabii onu mücadele edebileceğiniz, Türkiye açısından bakarsak elbette ki var. Tek başına bir tane nükleer denizaltı. Ama içinde balistik füzeler var. Balistik füzelerin harp başlığını bilmiyoruz ne olduğunu. Harp başlığı eğer konvansiyonel, klasikse bir hani sorun olmaz. Çünkü gemilere karşı kullanabilirsiniz. O ne, vatoz mu diyor o balığın adı? Vatoz. Kuyruklu. Vatoz şeklinde üretilen insansız deniz aracı. Deniz aracımız İda. Var. Var. Patlayıcılık. Var. Geliyor balık gibi yapışıyor. O sadece deniz aracı değil biliyorsunuz. Uçuyor. Karadan kalkıp evet. Uçuyor. Denize amfibi. Giriyor. Amfibi. Ve deniz altından doğru. Çok etkili. Bakın. Evet. Yani bu buradaki filoları ya da gemileri, uçak gemisi dahil önemli şekilde hasar verebilir. Belki biz, muharebe dışı bırakamaz biz ama. Biz onu Hızır onu bulursanız insansız deniz aracı en son birkaç hafta önce dünyaya gösterdik onu. Evet. Direkt hedefe gidiyor. Sida o da. Yani silahlı insansız. Silahlı deniz aracı. Evet. Direkt gidiyor. Gemiye bir çarpıyor. Gemi infilak ediyor.
Şimdi, Amerika ben uçak gemilerimi gönderiyorum dediği gün yayınladık biz. Aynen öyle. Aynı gün yayınladık. Aynı gün yayınlandı. O görüntü bir mesaj içeriyordu o görüntü. Aynı gün şurada bir de tatbikat vardı, onu da söyleyelim. Atışlı tatbikat. Antalya Körfezi'nin hemen önünde. Evet. Evet. Ya şuralara kadar geldiler. Öyle mi? Tabii. Evet. Şimdi bakın burada bu Atlantik bloğu Akdeniz'de oluştu. Şimdi bunun karşılığında nasıl bir denge oluşacak denizlerde? Burada sadece Türkiye'nin deniz kuvvetleri bu Atlantik bloğunu dengeleyecek ve üstüne çıkacak güce sahip. Şimdi Mısır... Hocam zaten şu son cümleyi bir daha kurar mısınız? Atlantik bloğu dediğimiz üç büyük devletin deniz altı ve deniz üstü araçlarını, yani deniz filosunu dengeleyecek tek güç Türkiye. Evet. Türk Deniz Kuvvetleri. Hocam buralarda güverte sayılmaz mı? Elbette. Elbette. Zaten bir tane sabit deniz uçak, hatta evet, savaş gemimiz var, var burada sabit. Yani kıyılarımız da güverte sayılır çünkü. Tabii. Şuralar kaç kilometredir hocam? Pek bir yani, kilometre değil yani. Yok, şurası 70 kilometre. Bakın hesaplayın işte. Şuradan şırası 70 kilometre. Kuş uçuşu. 150 kilometre. Biz 200-250'yi vuruyoruz. Tabii. Yani. Bizim yerden yere, karadan, yerden SİHA'lar, havaya, İHA'lar. Artı havadan denize, denizden doğrudan hedefe İDA'larımız var. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi SİHA'lar var. F-16'larımız var. Evet. Bir taraftan bu da değil. Bizim çok önemli akıllı mühimmatlarımız var. Bunu unutmayın. Akıllı mühimmatlar. Yani bunlar denizlerde deniz kuvvetleri fırtına estirir. Anadolu gemimiz var. Elektronik harp sistemlerimiz var. Sistemlerimiz var ki bu en son Fransızlar tatmıştı bunu. Yani dolayısıyla deniz kuvvetlerimiz burada oluşacak olan Atlantik hocam bunlar karşı sürü halinde saldırı yapabiliyorlar gafar evet, yakınca. Bunlar şimdi bunları niye konuştuğumu, bu bahsi niye açtığımı söyleyeceğim. Dün Blinken'le Hakan Fidan arasındaki görüşmede bir restleşmenin olduğunu düşünüyorum. Evet. Şu görüntü bu. Yüksek güçlü harp başlığıyla geliyor ve gemiye çarptığı andan itibaren İngilizler Rusların büyük gemisini böyle batırdı biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu su üstü ama bir de bunun denizaltı denizaltı olanı var, da var. Bu şu açıdan baksanıza ya bu ya korkunç. Bu küçük bir hedef ama bunu büyük bir deniz aracında da çarptırırsanız fark etmez eğer, ki hocam yeter ki bir delik açsın. Evet, muharebe dışı bırakırsınız. Batıramazsınız belki ama. Delik açsın. Ve bir de sürü biliyorsunuz taarruzu yapan bir yeteneği var. Dolayısıyla birkaç kolundan aynı noktaya temas ettirirseniz şimdi şöyle, çok diyelim daha ki, büyük etki. Bu oraya hareket ettiğinde onu hedef aldılar, ateş ediyorlar ama siz 100 tane gönderirsiniz. İşte. Aynı anda ateş sistemlerini meşgul edersiniz. Çok da radarlara girebilecek tipte değil bu. Tip bakın. De değil. Evet. Yani SİHA'lar gibi düşünün. SİHA'lar evet, biliyorsunuz alçak irtifa yapabiliyor evet, ve radara çok net yakalanmıyor. Ve dolayısıyla bunlar da çok deniz radarlarına yakalanacak de araçlar değil. Onu da söylemek. Yani bizim deniz kuvvetleri bu araçlarla çok net etki yaratacak güçte. Zaten bu bir ortak operasyon. Şimdi SİHA, İDA, daha doğrusu İHA hedefi tespit ediyor. SİDA'lara bildiriyor ve yönlendiriyor ve sürü saldırısı yapıyorlar. Yani aslında bu hava deniz ortak taarruzu evet, bu yani hedef, şu an. Hedefleme sisteminde evet, işaretleme SİHA'lar evet, tarafından ya da İHA'lar tarafından yapılabilir. Evet. Tabii ben bu videosu yayınlanan gördüm, o. İDEFIX'te gördüm. Çok hakikaten çok gösterişli. Çok düşmana korku, dosta güven verecek ya, yapısı var. Düşünsenize şu denizde sen gemini getirmişsin, savaş gemisi yok. Neydi? Ford bilmem ne, Eisenhower, SS bilmem ne falan getirmişsin. Bir anda sahada 100 tane bu İDA'dan var. Ama sadece bununla yapılmaz. Havada SİHA'lar, TB3'ler, Akıncılar var. Bir de denizin altında o söylediğimiz vatozlar var. Evet. Büyük ihtimalle bu sadece insansız grup. Çok özür dilerim. Bir de insanlı olanlar var biliyorsunuz. Askerlerimizin içinde bulunduğu kruvazörler var, destroyerler var ve TCG Anadolu gemisi var. Üzerinde de biliyorsunuz dikey iniş yapıp kalkabilen taarruz helikopterleri var. Dikey iniş kalkış yapabilecek uçaklar var. Bir taraftan da amfibi karakteri haiz kamikaze bir birlik var. Yani bunların hepsini düşündüğünüz zaman bu bölgedeki ittifak aslında
çok da öyle kuvvetli bir ittifak değil gibi gözüküyor. Peki. Ama bizde de ittifak kurulmuş canım. Aselsan, Roketsan, Baykar. Bizim de kendimize göre bir ittifak. Milli ittifakımız. Bizim de ittifakımız var. Tam bu aşamada hocam şunu söyleyeyim. Amerikalı bir Douglas McGregor. Diyor ki Erdoğan'ı ciddiye almamak büyük hatadır. Evet. Yüzlerce yıldır Filistin'de olan Türkler, bir zamanlar Orta Doğu'daki Arap dünyasının çoğunu kontrol eden Türk İmparatorluğu, insanlar Türkiye açısından Yahudilerin İslam topraklarında durduğunu unutuyor. Bakın. Yani diyor ki bu coğrafya Türklerin toprağıydı. Yine Douglas McGregor'ın bir açıklaması. Orada da diyor ki Erdoğan'ı ciddiye almalısınız. Orada sizi yenebilecek tek güç Erdoğan'dır. Bunu hesaba katmadan iş yapmayın diyor. Bir şey daha söyleyeyim çok ilginç. Arap bu bölgede masum, daha doğrusu bu saldırılara maruz kalan Filistin halkı ve diğer çevre masum halkların tek sistem ettiği ülke Türkiye. Türkiye. Bakın gönül koydu. Evet. Çünkü gönül bağı var. Ne Suudi Arabistan'a, ne Ürdün'e, ne Lübnan'a, ne İran'a kimse gönül koymuyor. Buradaki mazlum hakla, hükümetleri demiyorum bak. Evet, şöyle oldu. Hamas sözcüsü bu savaşın başlangıcında bir açıklama yapmıştı ve Arap liderlerine, Arap hükümetlerine şöyle seslendi. Dedi ki, sizden su ve yiyecek istiyoruz dedi. Biz onu anlamamıştık ne olduğunu. Çok önemli bir şeymiş. Anlamamıştık. Sonra şunu öğrendik daha sonra. Yani Arap kültürünü iyi bilen arkadaşlarımız anlattılar. Dediler ki bu Arap kültüründe şu demek. Ya cephe gerisinde kadınlar ekmek su taşır, getirir, ekmek, su getirir. Su getirirler. Evet. Yani bu Arap kültüründe bir hakaret anlamını taşıyor. Evet, evet, yani Araplar birbirlerine böyle söylediklerinde onun hakaret olduğunu anlarlar. Yani bu şekilde şunu dedi, yani gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz sizden dedi. Zaten belli ki onlardan beklentiler yokmuş ama Türkiye söz konusu olduğunda başka bakıyorlar Türkiye'ye. Değişik boyutları var çünkü bu işin. Hem tarihi kökleri var, hem güç meselesi biraz da. Yani evet. Türkiye'nin gücünün ne kadar büyük olduğunu bu bölge ülkeleri farkında. Şimdi bakın burada, şimdi hani ilk başta konuşuyorduk ya, savaş yayılır mı, dağılır mı, başka noktalara kayar mı? Bu biraz bu ihtimali ortadan kaldırdı. Şimdi İran'ın son tavrı, Hizbullah üzerinden okursak meseleyi, bir miktar kendini tecrit etti. Ama Hamas da şunu söyledi. Biz dedi, ona buna güvenerek bu harekata girişmedik dedi. Bir şekilde kendi kararımızı verdik ve kendi olanaklarımızla bu mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. Yani aslında Hamas, bölge ülkelerinin karakterini, Gaffar Bey'in de söylediği karakterize edersek meseleyi, çok iyi biliyorlar. Ama bir daha söyleyelim bakın. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız söylemişti hatırlar mısınız konuşmasında, deklare ettiği için tekrar etmekte evet. Sakınca yok. Biz dedi, görünenden daha fazlasını yapıyoruz. Evet. Merak buyurmayınız dedi. Evet. Ama dedi, ayaklarımız da yerde dedi. Bunu da bir gün konuşuruz. Evet, bu ayrı bir sayfa. Görünenden daha fazlası nedir? Günü geldiğinde konuş. Evet. Hocam şimdi, İran burada. Maalesef İran İlk anda böyle bir esti gürledi her zamanki hikaye. İran'dan Gazze'ye bir yardım ulaşmayacak. Lübnan'dan Gazze'ye bir yardım ulaşmayacak. İşte Hizbullah'tan vesaire. Şimdi tezlerden biri buradaki Gazze'deki bu savaşı bahane eden Amerika ve İngiltere ve İtalya ve Fransa buraya geldiler. Evet. Konuşlandılar bu bölgede. Çünkü gelmek istedikleri yer burasıydı. Biz bunu bu savaş çıkmadan önce de konuştuk. Ne var burada? Doğalgaz. Hele şu Gazze önlerinde. Bir 16. harita var. Onu verebilir mi arkadaş? 16'yı bir görelim. 16 numarayı. Tam bu anlattığınız konuyla evet, ilgili. 16'yı bir görelim. Doğalgaz var. Şimdi bakın orada o kırmızılar
doğalgaz, şu andaki doğalgaz yataklarının bölgelerini gösteriyor. Gaz, evet. Gaz sahaları. Evet. Bunlar, bakın Gazze açıklarındakini görüyorsunuz değil mi? Gazze'de de var. Evet. Her yerde var. Yukarıda da sarı dörtgenler, sarı eşkenar dörtgenlerde bizim sondaj yaptığımız yerleri gösteriyor. Evet. Tabii harita yabancı bir şirkete ait olduğu için Türkiye'nin iddiaları çok da manidar yabancı bir şirkete ait olması. O şirket yatırım yönlendiren bir şirket. Onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi bir önceki haritaya dön hocam. Şunu işaret edelim burada iki dakika isterseniz. Bakın şu Gazze bölgesi önünde 3 tane adacık var. Gaz adacığı. Evet, çok büyük şurada gaz adacığı. Çok yakın bir mesafede neredeyse münhasır ekonomik bölge. Yani Türkiye ile birleştirebilirsiniz. Bunu bir amiralimiz ifade ettiler, çizmişler hatta. Şuradan doğrudan Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesini birleştirebiliyorsunuz. Tabii, şu noktalara evet, kadar. Tabii. Dolayısıyla Gazze ile bir anlaşma imzalayacağımızı iddia ediyoruz. O kalın çizgili bölge, bakın müsaadenizle hemen onu şey yapayım hocam. Bakın şimdi şu kalın çizgili bölge bizim ekonomi sınırımız burasıdır bakın. Şu kalın nokta nokta olan. Münhasır yani ekonomik bölge. Bizim münhasır ekonomik bölge sınırımız burası. Tabii bu yabancı şirket çeşitli iddialar hepsi üstü konuşuyor. Burada bizim kıta sahanlı diyor ama fark etmez. Kıta sahanlı diyor. Şimdi bakın burası şurayı İsrail bölgesi olarak almış. Gazze'yi bu kadar almış. Halbuki normal koşullarda buradan itibaren açık deniz başlıyor. Tabii. Yani şuradan itibaren Gazze böyle devam eder evet. Ve bizim şeyimizle birleşir. Bizim ekonomik sahamızla birleşir. Kemal Hocam dediği gibi olur. Evet, o zaman ne olur? Gazze ile Türkiye, yani Filistin ile Türkiye sınır olur. Gazze'deki savaştan komşu bize ne? Tabii bize Araplar ne? Düşünsün. İşte o öyle değil. Tamam. Yani. Bu hocam buyur. Bak aynen bu tezler hani o ilk bölümde gittiler yurt dışında eğitim gördüler falan var ya. Fonlandılar, eğitim gördüler. Devşirildiler. Tabii. Onların düşüncesi. Ya bunları tamam. Söylesinler diye. Bunları söylesinler diye. Bu savaştan önce şu vardı aslında. Şurada Leviathan ve Tamar diye iki bölge var. Biz buradan tabii harita biraz kaydar. Şöyle bir hatla, öbür haritaya gel. Hatla birleşecektik. Birleştirecektik. Yani nasıl yapalım? Ha şuradan. Şu bölgelerde Hayfa filan şurada. İşte buralarda şey var. Tel Aviv var. Şu bölgelerde İki tane adacık var. Tamar ve Leviathan denen epey de gaz var. İsrail bu gazı dışarıya satmak istiyor. Yani yurt dışı piyasalara. İngilizlerle anlaştılar. Yani şöyle aslında şuradaki mesele daha derin ama ben sadece özellikle şunu söyleyeyim. Buradan Mersin'e bir boru hattı planı vardı. Bakın İsrail de kaybetti şu anda. Çünkü aktaramıyor. İsmet de buradan Girit'in kuzeyinden Yunanistan'ın Pire limanına aktarmayı düşünüyorlardı. İsmet. Düşünüyorlardı. Ben ilk şimdi, o gün şunu demiştim hocam. Kadık Doğan bir ne AH boru hattı götürürsünüz demiştim. İlk ama plan da Vasilikos'tu. Güney Rum kesiminde ilk plan Vasilikos'a yani şuraya gelecek. Şurası bak. Şuraya. Evet gelecek. Şuraya. Vasilikos'a. Önce onu yapamadılar. Peki. Sonra Yunanistan işi de patladı. Kal. Senin söylediğin gibi duruyorlar. Yani şuradan şeye döndü. NAH boru hattına döndü. NAH boru hattı. Bakın ne kadar kısa. Bir de bakın sadece buraya gitmesi değil. Mersin'den TANAP'la entegre edilecekti bu. O yüzden oradan Avrupa'ya doğru da hazır yani her şey. Evet. Mesafe kısa, maliyeti çok düşük. Şurası 10 milyar dolar. Şimdi İsrail hocam can alıcı bir soru sorayım size. Yani bu proje bitti. Elimizde şu anda dünya üçüncüsüyüz. Sondaj gemilerinde. Dünyada herhalde yaklaşık 15-20 tane var. Devlete ait filoda birinciyiz. Birinciyiz. Hepsi bize devlete hepsi ait. Özel şirket değil. Aynen. 15 ya 20 tane 16 idi bir ara 20 diyeyim ben onu yuvarlayayım. Herhalde 5-6 tanesi bizde. Evet. Çok ciddi bir rakam. Şimdi bu tablo içerisinde biz bu gemileri aldığımızda sondaj gemilerini işte Berat Albayrak ilk o zamanında başlamıştı. Evet. Norveç'ten alındı. Ne yapacağız bu gemileri? Yani ayranın yok içmeye falan muhabbetleri vardı. Abuk subuk işler vardı. Karşı çıkıyorlar. Her şeye karşı çıktılar. Elimizde bu gemiler olmasa bugün millet burada o benim bu benim derken siz benim deseniz ne olur? Sana derler ki gel buyur ne istiyorsan Allah'a. Hayır gemin yoksa şunu da yapamazsın. Libya ile anlaşma yapamazsın. Yapamazsın. Hayır. Ne gerek var? Neyin anlaşmasını yapayım? Hadi onu da geçtim. Şu. Tamam gel deseler ne yapacaksın? İşte. Ne yapacaksın? Karadeniz'de var şu anda biliyorsunuz bir tane. Diğerleri şurada. Ne işiniz var Libya'da değil mi? Bak şu alanların hepsini hani Demir'e de vaktiyle sordular ya. Ege bir Yunan gölü müdür diye. Burası Türk gölü abiciğim. Tabii. Zaten Ege değil Adalar Denizi. Akdeniz Havzası diyoruz zaten bu havzayı biz. Ve Türk'üz abicim hepimiz. Evet.
Yani bir öyle ırk olarak demiyorum tabii, bunu. Tabii. Yani şöyle düşünün. Osmanlı bakın burada evet, şöyle şu kadarlık bir münhasır ekonomik bölge tahsis etmişler. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle Antalya Körfezi'nde şöyle bir üçgen var. Şöyle adalar var ya burada. Burada yok zaten. Adaların kendine ait var güya şuralarda. Şimdi nasıl biliyor musunuz tablo? Şimdi şöyle. Şuraya kadar değil mi? Mısır, Libya ile şuraya kadar Girit'in altından yarısı Akdeniz'in neredeyse şöyle gidiyor ve şöyle devam ediyor. Yani evet. Akdeniz'in olması gereken kısmı tamamen bizde. Evet. Libya ile yaptığımız anlaşma gibi. Bize verdikleri bakın şurada, şu haritada bile görünmüyor Meis Adası. Göremiyorsunuz. Bakın, bit kadar bir yer. Hocam müsaadenizle buyurun. Hemen şurası. Şöyle gelmiş. Şuradan da geçiriyor utanmadan. Aradan ahlaksız. Geçiriyor yani. Yani affedersin ahlaksız yani. Evet. Diyecek başka bir laf yok yani. Hırsızlığın böyle buradan geçiriyor. Şurada diyor senin olsun, Türkiye'nin olsun diyor. Yani Antalya Körfezi ile idare et kardeşim evet, sen. Evet. Orada balık avla diyor. Varsa petrol çıkar şimdi, diyor. Gez bir, diyor. Tabii, bir fotoğraf çekeceğim. Ne dersiniz merak ediyorum. Bu savaş yani İsrail'in katliamları başladığında İran sert sert mesajlar gönderdi. Hatırladınız değil mi? Asarız, keseriz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu mesajlar devam ederken Amerika dedi ki bölgede üçüncü ülkelerin bu savaşa dahil olmasını istemiyoruz. Bunun bir bölgesel savaşa dönüşmesini istemiyoruz. O yüzden gemilerimizi gönderiyoruz dedi. Doğru mu? Gemiler geldi. Sonra İran ve Hizbullah'tan işte geri vites gördük. Basra Körfezi'ne de bir denizaltı gönderdik. Evet. Ve biz denizaltı, bir tane İran'ı, İran'dan geri vites İsrail'le gördük. Şey, İsrail gönderdik. Amaç hasıl oldu. Evet. Burada ateşkes olur. İşte işler rayına girerse bu gemilerin artık bir önemi kalmaz değil mi? Geri dönmek zorundalar. Geri dönmemeleri için yine buradan birilerinin bir şey yapması gerekir. Çünkü bu gemiler başka amaçla geldiler. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri sadece Orta Doğu ile ilgilenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel ilgi alanlarından bir tanesi Körfez. Bunu hiç konuşmuyoruz bakın. Körfez ülkeleri var ya, şu Kızıldeniz ayrı. Şu Körfez İran'ın altı. Evet. Çünkü Körfez hem enerji yataklarının zenginliği hem İran'ın kontrol altına alabileceği bir de Irak'ın güvenliğini güneyden sağlayabileceği temel noktalardan bir tanesi. Çoklu maksatlı bir bölge. Şimdi o bölgede bakın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Bahreyn, Kuveyt gibi dört tane temel ülke, bir de İran'a katalım. Bu ülkeler yavaş yavaş elinden kayıyor. Nasıl kayıyor biliyor musunuz? Şimdi kaymasın diye Hindistan, Körfez ülkeleri, İsrail yani şu bölgeden bir Suudi Arabistan alttan geçen bir biliyorsunuz önce Güney Kıbrıs'a arkasından Girit'ten Pire'ye giden yeniden bir Hindistan Orta Doğu Avrupa yolu yapmaya çalıştılar. Yani bu yolları yaparken güzergahları çok dikkatle seçiyorlar. O yüzden Körfez ülkeleri çok önemli burada. Onların güvenliği bir. İsrail'in güvenliği. Bütün İsrail yani sadece Gazze vesaire özelinde değil. Güvenliği iki. Tabii buradan Çin'le baş etmesi mümkün mü Akdeniz'de? Yani ilgi alanları bir de biliyorsunuz Avrupa dışında bir de o var. Yani Pasifik noktasında buradaki oluşum nasıl etki eder? Ne etki eder? O da sorulması gereken temel sorunlardan bir tanesi. Evet. Hocam şimdi, bir mide bulandıran bir son dakika haberi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby diyor ki İsrail ordusu Gazze'ye beklenenden daha küçük birliklerle giriyor. Hamas'tan sonra, satırları ilginç, Hamas'tan sonra Gazze'nin nasıl yönetileceğini tartışıyoruz. Çatışmalardan önceki duruma geri dönülmesini kabul etmeyeceğiz. Bizi Hamas'tan ayıran şey, sivillere saygı duymamız ve İsraillerden de bunu yapmalarını istememiz. İsrailli yetkililere uluslararası hukuka saygı göstermeleri gerektiğini ilettik. Bu ne hocam? Bu nasıl bir rezil? Son cümle yani, önemli. Son cümle şu. Kendini uluslararası mahkemeden bir defa soyutlamaya çalışıyor. Yani bir defa İsrail'le mesafeyi o cümleyle kuruyor. Bir defa yırtmaya çalışıyor.
Onu atlamayalım. Önceki son açıklamaları bu. Gönderdiği silahlar ne olacak? Şimdi Netanyahu bugün şöyle bir açıklama yapmıştı. Siz oradan devam edin hocam, onu söyleyeyim. Netanyahu'nun bugünkü açıklaması şuydu. Bu operasyon diyor tabii, bu soykırıma. Yani bu soykırım ya da onun tabiriyle operasyon bittikten sonra Gazze şeridinin güvenliğini sağlamaya hazırız. Yani işgal edeceğiz demiyor. Belirsiz güvenliğini, bir süre. Belirsiz bir süre. Bırak. Mahmut Abbas ne dedi? Destekliyorum. İsrail'in Gazze'yi yönetmesine, Gazze şeridi yönetmesine katkı sağlayacağız. Destek veririz. Yani. Üçüncü taraf olduğu için. Evet. Hamas'ı da istemiyorlar burada. Ne güzel dünya değil mi? Ya çok enteresan bir denklem oluşuyor yani. Şimdi bir de Mahmut Abbas'a bugün bir suikast girişimi yapıldı yani. Evet. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Uluslararası kamuoyunda, özellikle halklar düzeyinde Filistin'e olan destek çok arttı. Özellikle Amerika'da. Şimdi bu destek konusunda Amerikalılar bir miktar dikkate aldılar anladığım kadarıyla. Çünkü hem medyada hem dediğim gibi toplumlarda Filistin'e olan destek neredeyse 7-8 kat artmış. Yani İsrail'e olan destek. Boykotlar artıyor. Birinci konu bu. İkinci örnek vereyim konu, hocam. Buyur. İngiltere'de şu anda %66 Filistin'i destekleyenlerin tabii. oranı. Amerika'da %60, bu rekor. Hiç bugüne kadar görülmemiş. Dolayısıyla bu kamuoyunda mutlaka ses getiren bir şey. Önümüzdeki seneki seçimlere de dikkate alırsanız eğer Amerika'da kamuoyunda bir kayıp söz konusu. Çünkü bunun mimarı Biden. İlk çıkışı o yaptı. Bakın çıktı, bir daha düzeltmedi. Sözcülere düzelttiriyor. Ya Dışişleri Bakanı İsrail özel temsilcisi gibi 8-9 tur attırıyor bölgede. Dışişleri Bakanı bir evet. bölgeye aynı ay içerisinde 9 defa gider mi? 6 defa gider mi? Yani bir gidersin, çözersin, gelirsin, sonra teknik elemanlar gider gelir değil mi? Toplantılar yapar falan. Herhalde Biden demek ki, da sıkıştı büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle köşeye sıkıştı. Yani hem kamuoyu baskısı var. Belki de tabii. Hocam dün Türkiye'de ne oldu ya? Ya bu açıklamalar. Ha dünkü... şimdi gelelim oraya bakın. Gidiyorum oraya doğru. Tamam. Şimdi kamuoyu baskısı bir. İkincisi uluslararası hukuk hatırlandı. İşte Pentagon çıkışlarını söylediğiniz Gaffar Bey. Ya uluslararası hukuku yok sayamaz Amerikalılar. Çünkü uygulayan onlar olması lazım. Daha doğrusu kuranlar, yapanlar, mimarı onlar. Uygulayan da onların olması lazım. Hukuk hatırlandı. Üçüncü konu, Körfez ülkelerini dizginledi. Bir şekilde Körfez derken bölge ülkelerini, yani Ürdün, Lübnan vesaire gibi. İran'da dizginlendi şu anda. Türkiye kaldı. Şimdi dün Türkiye çıktı. Ta başından itibaren tutarlı, kararlı, tek taraflı, daha doğrusu ateşkes çağrısı var. İki, Gazze'nin boşaltılması çağrısı var. İnsani yardımın başlatılmasıyla ilgili çağrı var. İki devletli çözüm çağrısı var. Birçok konuda diplomatik anlamda ya da toplumsal anlamda tepkiler var. Ve bunu en üst devlet başkanı düzeyinde yaptı Türkiye. İşte problem Türkiye olduğu için Blinken geldi buraya. Hakan Fidan'ın karşılamadan tutun, uğurlamaya kadar olan süreçte olan biten bana göre şu. Azarlamadır bir, diyor uluslararası dünya. Evet, birinci konu, evet o resim tablolar öyle. Birinci konu, kesinlikle ateşkes konusunda mutlaka koşulsuz bir şart koydu önüne Hakan Fidan zannedersem. İkincisi, tabi bunun karşılığında da İsrail'in belli kazanımları elde etmesi konusunda belki de mutabakat sağlandı. Nedir o? Mesela Gazze'nin bir şekilde şöyle ifade edelim, şu bölgede özellikle bir kontrol, çıkışlar, girişlerin kontrolü, yani kendi kamuoyunu gazını almak ya da susturmak için yapılacak küçük çaplı harekat. Savaş esirlerini geri alsa bile kazanım sayılır. İkincisi rehineler. Onlar konusunda Blinken herhalde Blinken şey yapmadı, taviz vermedi ve rehineler konusunda bir mutabakat. Zaten Türkiye'nin de tezlerinden biri bu. Rehinelerin teslim edilmesi konusu var. O konuda biraz mutabakat sağlandı. Üçüncü konu, çok büyük ihtimalle iki devletli çözüm konusunda anlaşmayı net olarak sağladılar. Belki son konu, bir garantörlük konusunda mutabakat sağlandı. Ha demek ki Türkiye'nin kendi bütün tezleri Gazze özelinde Blinken tarafından onaylanmış oldu. Ama Blinken'ın işte koşulsuz destek, bütün Gazze'nin işgali, ilhakı vesaire gibi ilk başta söylediği hususların Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğini anlayınca bu tür söylem değişikliklerle kamuoyu yaratıyorlar şu anda. Tabii Gaffar Bey'in de dediği çok doğru. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkilerinin dışında safta yer almak için belki de bir çabanın da şeyi olabilir, girişim ya bu, olabilir. Bunu ilk günden bilmemeleri mümkün mü? Mümkün. Türkiye'nin mümkün. Bu... Olayların gelişimi farklı oldu Turgay Bülent. Öyle yani, midir? Tabii şöyle düşünün, yani ne kadar hesap yaparsanız yapın,
karşılaşacağınız kamuoyu tepkisini hesaplayamıyorsunuz. Bir de o tepkiyi giderek o tepkinin büyümesine yol açan İsrail saldırganlığını hesaplayamıyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın yani, tavrını da hesaplayamadılar hocam. Belki. Ha, Türkiye'yi hesaplayamamak ayrı bir şey. Çok... Türkiye'yi belki bilebilirlerdi. Yani. Türkiye'ye dair belki kafalarında bir şey olabilir. Bu kadarını beklemiyorlardı. Ha, onu bilemiyorum. Yani bu kadar yalnız. Ama şunu tahmin etmedikleri açık. Şimdi Netanyahu hükümetinin faşist bir hükümet olduğunu az çok biliyorlar. Fakat şöyle bir şey var. İsrail ile Amerika arasındaki ilişkiler o kadar derinlemesine gelişmiş ki Amerika'nın İsrail'e müdahale yeteneğinin bu kadar zayıf olduğunu kaçırmış durumdalar. Yani o da var. Onu evet. Kaçırdılar. Yani İsrail'e daha fazla müdahale edebileceklerini zannediyorlardı. İlginç bir veri paylaşayım sizinle. Şu anda İsrail'deki gündelik iş yaşamının hacmi %35 oranında düşmüş durumda. Şirketler kapanıyor, tarım, iflaslar tarım var, tarım durdu. Çünkü yani İsrail çünkü muazzam bir ekonomik çöküntü yaşıyor. 350 bin asker, 250 bin yedekte bilmem ne bunlar çalışmıyor. Yani. Buna rağmen İsrail hükümeti buna rağmen soykırım politikasından vazgeçmiyor. Yani Amerika bu kadarını belki bunu da hesap edemiyordu belli. Bu gemiler de uzun süreçte burada kalamaz Turgay Bey. Yani gelen filolar bir şekilde belli bir süre sonra terk etmek zorundalar. Yani bir limana sığınmak zorundalar. Yani uzun süre burada Akdeniz'de gereksiz yere, onlara göre gereksiz değil ama uzun süreçte duramazlar. Hadi İsrail Gazze problemini çözdünüz. Duramazlar çünkü içinde biliyorsunuz personel var. İkmal birlik sorun var. İkmal sorun olabilir. Ha, tamam yakıt ikmaline gerek kalmaz ama üzerindeki personelin ikmale ihtiyacı var. Güney Kıbrıs'ta Amerikan üssü var. Girit'te var. Herhalde yani oralara o bölgelerde çekileceklerdir. Yani. Ama o bölgelerin de bu gemi bloğunun başka dünyanın diğer taraflarında da görevleri var. Sadece görevleri bu. Eisenhower en büyüğü. Ford en büyüğü. Kapasitesi en büyük olan iki tane temel silahını diyeyim, deniz silahını buraya gönderdi adamlar. Ya beklenen şey hasıl oldu mu? Bölgeye yayılmadı. Gazze'de sıkıştı kaldı savaş. Fakat sorun insani. Çözülmesi gereken temel sorunlardan bir tanesi bu. Onu çözdükten sonra zaten geri kalan yavaş yavaş çıkacak ve gelecek. Ama benim beklentim çok kısa süre içerisinde bir ateşkes çok ihtimal vermiyorum. Düşük orta ölçekli bir takım çatışmalar devam edecek. Çünkü Hamas yok ortada. Yani Hamas'ın henüz daha net tablosu çıkmış değil. Bir şey daha bekliyorlar. Eğer yaparlarsa bilmiyorum. Hamas yetkililerle temas kurmayı deneyeceklerdir. Bunu Amerika gizlice yapıyordur büyük ihtimalle. Hamas yetkililerle temas kurup bu bölgede halkın güvenliğini bir koz olarak ortaya çıkartıp Hamas'ın belini bükmek ve en azından lider kadrosunun başka bir üçüncü ülkeye aktarılması konusunda ama, gelişmeler yaşanabilir. Ama bu çok düşük ihtimal. O toplumun kendisi Hamas zaten. Evet o da var. Yani buradan bu cümleyi alıp birileri evirip çevirmesin. Onu kastetmiyorum. Onların çocukları. Tabii, yeğenleri, her aileden belki bir iki kişi her Hamas aileden biri. Bu çok yani, temel ayrım. Şöyle Türk askeri nasıl biz demeksek Hamas da o. Yani Hamas bir ordu yani bunu, o halkın bir silahlı kuvvetleri kendi içinden çıkacak tabii. Bunu deneyecekler Turgay Bey. Belki de deniyorlar. İşte o yüzden Hamas da buna çok büyük ihtimalle cevap vermiyordur. Ama işte öyle bir sıkıştırıyorlar ki 10 bin, 20 bin Filistinli çoluk çocuk ölüsü yalnız şehit yoğun, olmuş insanlar. Yoğun bir şekilde girmeyecek. Ne demek? Az önce anlattım. Gücü hayır. Yok. Yani gücü yok. Ya o yani o şekilde girmiş olması zaten yani dedim ya az önce asimetrik gücü yok şey. Hayır. Girdi. Bir saatte imha ediyor Hamas onu. Evet. Bir daha deniyorlar. Bir daha geliyor. Tanklar imha ediliyor. Yani uzun süreçli. Bakın biraz da İsrail'in de aslında problemleri var. Yani şöyle büyüklük bende İsrail kalsın. İsrail kendisi problem de. Ya hayır, büyüklük bende kalsın. Bak ben vazgeçtim. Aslında olan biten Hamas'tan kaynaklı şeyler. Hamas durduruyor, Hamas öteliyor, Hamas geri püskürtüyor. Bak da olmuyor. Peki diyor hani bir ortak noktada buluşalım. Türkiye'nin istekleri var, İsrail'in istekleri var. İki istek grubu bir arada çakıştı ve ortak bir nokta buldular. Ve İsrail şu andan itibaren Amerika'da çok iyi biliyor ki buraya topyekun girdiğinde topyekun imha alacak. Çok Ehud Barak'ın bir açıklaması var. Diyor ki Ehud Barak, saldırılar konusunda Amerikalılarla sürtüşmeye doğru gittiğimiz açık. Amerika İsrail'e ne yapacağını dikte edemez. Ama biz de onları görmezden gelemeyiz. Önümüzdeki 2 ya da 3 hafta içinde muhtemelen daha kısa bir süre içinde Amerikan taleplerini kabul etmek zorunda kalacağız.
Avrupa'da kamuoyunu kaybediyoruz ve bir ya da iki hafta içinde Avrupa'da hükümetleri kaybetmeye başlayacağız. Halkı kaybetti. Bir hafta sonra da Amerikalılarla aramızdaki sürtüşme su yüzüne çıkacak. Ehud Barak çok deneyimli bir siyasetçi. İsrail siyasetinde yani önemli bir isim. Eski kurtlardan. Eski başbakanları da. Eski kurt aynı zamanda Ehud Barak. Yani o yani eski jenerasyon siyasete ait birisi. Dolayısıyla tabloyu iyi okuyor. Aslında bizim gördüğümüzde farklı değil. Yani bu şu anlama geliyor. Bu Avrupalıların, Amerikalıların hepsinin insani amaçlarla, hüsnü niyetle bu yön değiştirmesi anlamına gelmiyor. Yani bir kısım insan hüsnü niyetle tepki gösteriyor, efendim tepkisini ortaya koyuyor, gösteriler yapıyor vesaire. Ama diğer taraftan bir de işte çıkarları nedeniyle. Ama çok ciddi boyutta Gaffar Bey. Yani gerçekten o tepkiler inanılmaz boyutlarda. Bu açıklama, eğer doğru samimi bir kısmı için söylüyorum, Amerikalılar artık durun yeter falan diyor herhalde. Bir sürtüşme var. Bu önümüzdeki günlerde gün yüzüne çıkacak. Peki Amerika silah vermez, mühimmatı vermez. Ateşkes sağlanmış olur. Sürtüşmeye gerek yok. Ama demek ki Amerika'da kendisini bunu yapabilecek bu inisiyatifi ortaya koyabilecek. Verdi vereceğini yani Turgay Bey. İlk grup çok yoğun bir mühimmat yüklüydü. Verdi. Onunla belki iki ay daha sürdürürsünüz. Avrupa kamuoyu bize karşı. Şimdi çok yakında hükümetleri de kaybedeceğiz. Şimdi, demesi şu, birçok ülkede seçim var ki bugün seninle konuşmuştuk. Yani nereye kadar devam edecek Avrupalı yöneticiler, Avrupa başkentleri, Batı başkentleri? Şimdi yakın tarihte bu ilk defa görülüyor. Yakın tarihte ilk kez Avrupalı elit, Avrupalı yöneticiler halkı istedikleri istikamete doğru manipüle edemiyorlar. Çok ilginç bir şey. İlk kez oluyor bu. Yani ilk defa Avrupa'da, Avrupa için söylüyorum, kıta Avrupası ve İngiltere'ye de dahil ederek söylüyorum, yöneticilerle yani hükümetlerle halklar arasındaki açı ilk kez bu kadar büyük bir şekilde açıldı. Bunun tek sebebi Gazze değil. Bundan önce Ukrayna-Rusya savaşı vardı ve Avrupalı halklar bunun bedelini fazlasıyla ödediklerini düşünüyorlar. Yani zaten deyim yerindeyse bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir de şimdi Gazze'deki katliamı ve o katliam soykırım karşısında kendi hükümetlerinin ikiyüzlü tutumunu görünce artık hükümetlere isyan etmeye başladılar. Hükümetler de bu konuda yaklaşan seçimler nedeniyle, senin tespitin orada önemli, yaklaşan seçimler nedeniyle ibreyi değiştirmek ya da söylemlerini yumuşatmak zorunda kalacaklar. Kalıyorlar mı? Kalıyorlar. Şimdi şöyle şeyler oluyor. Bakın, yani bugün Avrupa'da, Avrupa Parlamentosu düzeyinde olsun, Avrupa'da hükümetler düzeyinde olsun, bakanlar düzeyinde olsun, sert çıkışlar, bakın yumuşak çıkışlar değil. Açıkça İsrail'i Siyonist diyen, yani bizim burada yayınlarda söylediğimiz cümlelerden çok daha sert cümleleri ifade eden siyasetçiler var. Bu Avrupa açısından da yeni bir şey. Yeni bir sayfa açılıyor ve ilk kez Avrupa'da Holokost söylemi, Holokost başlığı sorgulanır hale geliyor. Ya bu, bakın bu dünya Siyonizmi için ve genel anlamda tabii Yahudi toplumu için de büyük bir kayıptır ama özellikle konumuz Siyonizm olduğu için söylüyorum. Dünya Siyonizmi için en önemli kayıptır. Çünkü Siyonizmin yakıtı o Holokost söylemidir. Bir örnek vermeme müsaade edin. Mesela UNESCO'da bir toplantı. İşte videolarla kayda geçmiş bir şey. Bir UNESCO toplantısında İsrail'in işgalini kınamak üzere bir yasa tasarısı geliyor. Küba tarafından veriliyor. Oylama yapılmadan önce konu İsrail'in İşte Batı Şeria'daki toprak işgalleri, konu bu. Ve oradaki kültür varlıklarıyla ilgili yaptığı tahribat vesaire bilmem ne. İsrail temsilcisi oylamadan önce diyor ki bütün genel kurula hitap, UNESCO genel kuruluna, şimdi diyor herkesi diyor Holokost kurbanları için bir dakika sessiz saygı duruşuna davet ediyorum diyor. Konuyla hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok konuyla, bakın. Bu ne demek biliyor musun? Bu neyin örneği? Nitekim daha sonra Küba sözcüsü söz alıyor, temsilcisi. Diyor ki hayır, asıl bu diyor konuyla hiçbir ilgisi yok konu, tartıştığımız konuyla. Şimdi lütfen diyor İsrail'in öldürdüğü Filistinliler için bir dakika saygı duruşu yapalım diyor. Alkışlarla karşılanıyor. Şimdi bakın, bu çok kritik bir şey. Çünkü Holokost tarihteki en büyük cürümlerden biri. Yani 3 milyondan fazla Yahudi, Çingene ve komünistin sistematik olarak öldürülmesi demek Nazi rejimi tarafından. Ve artık uluslararası hukukta yer etmiş bir şey. Şimdi Siyonistler bunu hep bir sermaye olarak kullandılar. Fakat Gazze'de yaptıkları sonunda bugün artık internette yayılıyor. Yani İsrail bayrağını Gamal Ahad şeklinde deforme ederek insanlar bunu kullanıyorlar. Yani bugünün Nazileri Siyonistlerdir söylemini sadece bizler değil, bugünün Avrupa kamuoyuna söylüyor. Bugünün Nazileri Siyonistlerdir. Başka bir şey daha bu. Var. Bakın, Yahudi toplumu sadece İsrail'de yaşamıyor. Dünyanın her tarafında yaşayan milyonlarca Yahudi var.
artık dünya Yahudiler için güvenli bir bölge olmaktan çıkıyor. Tabii doğru. Ve orada Yahudi halk yerel halkla ticaret yapıyor, ilişki kuruyor, temas kuruyor. Varlığını yerel halk içinde, yani Fransız halkının içinde yaşıyor. Amerikan halkın, oradaki yerel halkın, vatandaşların tepkisine maruz kalıyor. İlişkiler bozulacak. O yüzden biraz da yurt dışı İsrail toplumunun da, daha doğrusu Yahudi toplumunun da bir baskısı var bu tablo içerisinde. Evet, şunu da söyleyelim. Amerika'da birçok yerde Yahudiler, bir kısım Yahudiler bu katliamları kınıyorlar. Çok ciddi tepki gösteriyorlar. Tabii. İsrail'e çok ciddi tepki gösteriyorlar. Siyonist diyorlar onlar da. Ve kınıyorlar. Ama Türkiye'deki Musevi vatandaşlarımızdan ben görmüyorum. Valla şeyin, yani Türkiye'deki Musevi toplumunun bir yayın organı var. Hı hı. Shalom gazetesi. Yani yeri gelmişken hatırlatalım. Yani kimse bir şey yapmak zorunda değil. Kimse söylemediği bir şeyden dolayı suçlanamaz. Yani böyle bir faşizme prim verecek asla değiliz. Ama şunu hüsnü niyetle bekliyoruz. Yani bir gazete var orada. En çok bizim Musevi vatandaşlarımıza yakışır değil mi? Tabii en çok onlara bir tepki yakışır. En çok çünkü arkasında yakışır. Güçlü bir hükümet var. Evet. Ve doğru tarafta duran bir hükümet var. Tabii. Ve bu topraklarda. Evet. Ve bu topraklarda. Ve uzun zamandır. Evet. Bu beklentimiz o yönde, evet, en azından. Üstelik bir şey daha söyleyeyim. Yani bakın, süremiz bizler aç. Yorumcular olarak ve genel olarak Türk medyası iyi bir sınav veriyor. Bu konular tartışılırken biz Siyonistleri ve Yahudileri kesinlikle her zaman keskin bir çizgiyle ayırdık. İlk günden beri. Medya da bu konuda iyi. Aynen öyle. Ve siyasetin dili de bu konuda aynen çok öyle açık, çok iyi. Evet. Yani bunun da altını çizelim yani. Evet. Hala Türkiye dünya Yahudileri için güvenli bir liman. Evet. Hala en güvenli olan yer burası. Düşünün ki DEAŞ'la eleştirilirken Müslümanları ondan ayıramayan bir Batı dünyası ve içimizdeki uzantıları var. Tabii tabii. Bravo. Tabii. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Kemal Olçar, Gaffar Yakınca. Geldik yayınımızın sonuna. Herkese iyi geceler efendim. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.